hırsızlık sanığı olarak izlendiği aklının köşesinden bile geçmezdi. Sonunda her insanın bir sırrı çözmeye çalışırken yaptığı gibi Fix'in neden onların peşinde olduğu sorusuna bir yanıt buldu. Bu, Yenilikler Derneği'nin peşlerine taktığı bir ajan olmalıydı. Dünya turunun belirtilen koşullarda yapılıp yapılmadığını izlemek için arkalarına takılmıştı. Zekasıyla övünerek, "Çok açık," dedi kendi kendine. "Bizi izlemek için arkamıza takılmış bir ajan. Bay Fogg gibi onurlu bir beyefendiyi izlemek ne denli saçma. Evet beyefendiler, bu size pahalıya patlayacak." Demek efendisinin arkadaşları ona güvenmiyorlardı. Buna çok üzüldü ama efendisine bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Ancak Fix'e hissettirmeden onunla dalga geçmeyi kararlaştırdı. 30 Ekim çarşamba günü Rangoon, Malakka boğazından geçti. Ertesi gün sabah 4'te Singapur'a kömür almak için demir attı. Normal varış saatinden 12 saat önce Singapur'a ulaşılmıştı. Bay Fogg'un her davranışını kuşkuyla izleyen Fix, görünmemeye çalışırken Passepartout onun bu haline kıs kıs gülüyordu. Singapur adası çok çekici bir yer değildi. Bay Fogg ve Auda güzel bir arabaya binerek yakınlardaki ormanı gezmeye gittiler. Hurma ve karanfil ağaçları, keskin kokulu çiçekler ve karabiber ağaçlarından oluşan ormanda 2 saate yakın vakit geçirdiler. Daha sonra kendilerini izleyen dedektifle birlikte kente döndüler, saat 10'da gemideydiler. Rangoon saat 11'de demir aldı. Singapur, Hong Kong'dan 300 mil uzaklıktaydı. Phileas Fogg bu mesafeyi 6 günde almak istiyordu çünkü Japonya'nın limanlarından biri olan Yokohama'ya 6 Kasım'da varması gerekiyordu. Rangoon'a Singapur'dan aralarında Hintli, Seylanlı, Çinli, Malayalı, Portekizli olan birçok ikinci mevki yolcusu binmişti. Şimdiye dek iyi giden hava değişmeye başlamıştı. Dalgalar büyüyor, rüzgar hızlanıyordu. Neyse ki güneydoğudan estiği için geminin gidişine yardımcı oluyordu. Kaptan da bu rüzgardan yararlanmak için yelkenleri açtırmıştı. Gemi bu çifte kuvvet sayesinde 2 kat hızla gidiyordu. Fakat rüzgar artınca kaptan hızı düşürmek zorunda kaldı. Bu da Yokohama'ya gidecek gemiyi kaçırmak anlamına geliyordu. Passepartout'un öfkesine karşılık Bay Fogg'un her zamanki soğukkanlılığı devam ediyor, ağzını bıçak açmıyordu. Passepartout kaptanı, şirketi suçluyor, rüzgara sinirleniyordu. Belki de onu böylesine kızdıran evde açık unuttuğu hava gazı lambasıydı. Bir gün dedektif Hong Kong'a varmak için niye bu kadar acele ediyorsunuz diye sordu. İşimiz çok acele diye yanıtladı Passepartout. Sanırım Bay Fogg Yokohama'ya gidecek gemiyi yakalamaya çalışıyor. Evet öyle. O halde bu dünya turu öyküsüne inanıyorsunuz. Kesinlikle. Siz inanmıyor musunuz Bay Fix? İşler tıkırında. Yolculuğun ilerleyen günlerinde hava bozmaya devam etti. Kuzeybatıdan esmeye başlayan rüzgar geminin hızını kesmişti. Gemi iki yana yalpalayarak güçlükle ilerliyordu. Geminin sallantısı yolcuları hasta etmişti. Kasım'ın içinde korkunç bir fırtınanın içine girmişlerdi. Dalgalar iyice yükselmişti. Gemi provasını rüzgar yönüne çevirdi ve yerinde saymaya başladı. Kaptan böyle giderse Hong Kong'a 20 saatte varacaklarını söylüyordu. Phileas Fogg ise duygularını hiçbir biçimde belli etmeden dalgalara bakıyordu. Hong Kong'a 20 saat geç girmeleri Yokohama gemisini kaçırmaları anlamına geliyordu. Phileas Fogg'un bu sorunun karşısındaki umursamazlığını Auda şaşkın bakışlarla izliyordu. Fakat bütün bunlar bir kişiyi memnun etmişti, o da dedektif Fix. Gemi fırtınanın geçmesini beklemek için başka bir limana sığınacak olursa bu daha da mükemmel olacaktı. Çünkü Hong Kong'a gecikmeli vardıkları zaman Bay Fogg mecburen başka bir gemiyi beklemek zorunda kalacaktı. Fix'i yine deniz tutmuştu ama işler böyle yolundayken midesinin bulanmasının hiçbir önemi yoktu. Passepartout ise o zamana dek iyi giden her şeyin birden bozulmasına öfkelenmiş, sanki 20 bin pound kendi cebinden çıkacakmış gibi burnundan soluyordu. Fırtına ruh halini tümüyle bozmuştu. Fırtına dinene dek güvertede kalmış, tayfiye yardım etmişti. Kaptan, denizciler ve tayfalar onun bu sabırsızlığına gülmeden edemediler. Sanki rüzgarı durduracakmış gibi barometreyi sallamasıysa gerçekten gülünçtü.
Kasım'ın 4'ünde fırtına hızını kesmiş, rüzgar yine güneydoğudan esmeye başlamıştı. Pasaporto da hava ile orantılı olarak düzelmeye başlamıştı. Rangoon eski hızıyla yol alıyordu ama yitirdiği zamanı geri kazanması olanaksızdı. Hong Kong'a tam bir günlük gecikmeyle varmışlardı ve Yokohama'ya gidecek gemiyi kaçırmışlardı. Saat 6'da gemiyi limana sokmak için tekneyle bir kılavuz geldi. Pasaportu kılavuza Yokohama gemisinin kalkıp kalkmadığını sormak istiyor ama buna cesaret edemiyordu. Fix'e bunun için endişelendiğini söyledi ama Fix'in yanıtı onu daha da kızdırdı. Üzülme, efendin gemiyi kaçırırsa bir sonrakine biner. Bay Fogg, uşağından daha cesur davranıp kılavuza Yokohama'ya gidecek geminin kaçta kalktığını sordu. Yarın sabah diye yanıtladı kılavuz. Hangi gemi? Carnatic. Bu geminin dün gitmiş olması gerekmiyor muydu? Evet efendim, ama kazanlarından birinin onarılması gerektiği için kalkışa ertelendi. Pasaportu sevinçle kılavuzun elini sıktı. Siz çok iyi bir dostsunuz kılavuz, dedi. Kılavuz Pasaportu'nun bu tepkisini anlayamamıştı. Köprüye tırmandı, gemiyi irili ufaklı deniz araçlarının arasından geçirip limana sokmak için yönetimini eline aldı. Saat 1'de gemi rıhtımdaydı. Bu Bay Fogg'un lehine bir rastlantıydı. Geminin hareketi onarım için ertelenmeseydi Rangoon'un yolcuları öteki gemiyi beklemek zorunda kalacaklardı ve San Francisco seferini kaçıracaklardı. San Francisco seferi yapan gemi Carnatic'le bağlantılıydı. Carnatic Yokohama'ya gelmeden San Francisco'ya hareket etmiyordu. Bay Fogg ve Pasaportu 35 gün önce Londra'dan ayrılmışlardı. Yalnız bir günlük gecikmeleri vardı. Carnatic ertesi sabah saat 5'te hareket edecekti. Böylece Bay Fogg'un Aoda'yı akrabasının yanına bırakması için 16 saatlik vakti vardı. Gemiden inip oranın en iyi oteli olan Kulüp Otel'e vardılar. Bay Fogg burada Aoda için konforlu bir oda ayarladı. Kendisi genç kadının akrabasını ararken yalnız kalmaması için yanına uşağını bıraktı. Bay Fogg hemen borsaya gitti ve kentin sayılı tüccarlarından Jejeh'in nerede olduğunu sordu. Oradaki borsa simsarlarından biri, adamın 2 yıl önce büyük miktarda servet yaptıktan sonra Avrupa'ya gidip Hollanda'ya yerleştiğini söyledi. Bay Fogg hemen otele döndü ve Aoda'ya durumu anlattı. Aoda önce bir şey söylemedi, sonra elini alnına götürerek o tatlı sesiyle sordu. ''Ben şimdi ne yapacağım Bay Fogg?'' ''Çok basit,'' diye yanıtladı Bay Fogg. ''Bizimle Avrupa'ya devam edeceksiniz.'' Ama bizi rahatsız etmiyorsunuz. Bizimle birlikte olmanız programımızı etkilemeyecektir. Git bizim için Carnatic'te 3 kamera ayır, dedi uşağına dönerek. Pasaportu bu işe çok sevinmişti. Hemen otelden çıkıp limana doğru yöneldi. Kalleş Fix. Hong Kong, 1842 savaşından sonra İngiltere yönetimine geçmiş bir adaydı. Daha sonra büyük bir ticaret merkezi haline gelmişti. Ada, Canton Irmağı'nın ağzında yer alıyordu. Karşı kıyıdaki Portekiz'e ait kent, Macao'dan 60 mil uzaklıktaydı ve Hong Kong ticarette Macao'nun önüne geçmişti. Pasaportu elinde paketlerle Victoria Limanı'na doğru yürürken, çevresini saran tahterevanlara, Çinlilere, Japonlara ve Avrupalılara dikkatle bakıyordu. Burası ne Bombay'a, ne Kalküte'ye, ne de Singapur'a benziyordu. İngiliz etkisi burada tümüyle hissediliyordu. Victoria Limanı'nda birçok ulustan oluşan bir gemi yığını vardı. İngiliz, Amerikan, Fransız, Hollandalı. Bunların kimi savaş, kimi ticaret gemisiydi. Pasaportu, yerli halkın arasında çok yaşlı ve sarılar giyinmiş bir grup gördü. Sonra bu adamların imparatorluk rengi olduğu için böyle giyindiklerini anlayarak buna çok güldü. Rıhtıma vardığında Fix bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Dedektif çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Bu Yenilikler Derneği'nin saygıdeğer beyefendileri için çok kötü bir durum diye söylendi Pasaportu. Sanki üzüldüğünü fark etmemiş gibi onu mutlu bir gülüşle selamladı. Tabii dedektifin üzüntüsünün haklı nedenleri vardı. Tutuklama emri daha gelmemişti. Büyük bir olasılıkla yoldaydı ama Hong Kong'a zamanında varmazsa bundan sonra işine yaramayacaktı çünkü Hong Kong son İngiliz toprağıydı.
Evet Bay Fix dedi Passepartout. Bizimle Amerika'ya gelip gelmemeye karar verdiniz mi? Evet diyerek ona döndü Fix. Sinirli bir biçimde dişlerini sıkıyordu. İyi diye güldü Passepartout. Kendinizi bizimle gelmekten alamayacağınızı biliyordum dedi. O halde size de yer ayırtalım. Birlikte bilet almaya gittiler. Biletleri kesen memur, onlara geminin onarımının bittiğini, yarın sabah yerine bu akşam hareket edeceğini söyledi. Passepartout bu işe çok memnun oldu. Efendim buna çok sevinecek dedi sevinçle. Hemen gidip haber vereyim. Bu arada Fix, cesurca bir harekette bulunup Passepartout'a her şeyi anlatmaya karar verdi. Bu Phileas Fogg'u Hong Kong'da oyalamak için en iyi yol gibi görünüyordu. Passepartout'u daha önce gözüne takılan bir meyhaneye davet etti. Burası iyi düzenlenmiş büyük bir yerdi. Odanın sonunda minderlerle döşenmiş bir bölüm vardı. Minderlerin üzerinde uykuya dalmış birkaç kişi bulunuyordu. İçeride İngiliz birası, şarap, cin ve brandy içen ve içtikleri çubuklarla odayı afyon ve gül kokusuna boğan 30 kadar müşteri vardı. Afyonun etkisiyle uyuyup kalanları garsonlar taşıyıp karşı taraftaki minderlere yatırıyorlardı. Afyon o zamanlar her yerde içiliyordu ve afyon tiryakileri bu alışkanlıklarını bırakmıyorlardı. Sıkı bir afyon tiryakisi günde 8 çubuk içiyor ama 5 yıldan da fazla yaşamıyordu. Passepartout'un parası yoktu ama Fix'in çağrısını başka bir zaman karşılığını vermek koşuluyla kabul etti. İki şişe ısmarladılar. Passepartout bardakları ard arda götürürken Fix çok dikkatli içiyor ve sürekli onu istiyordu. Şişeler bitince Passepartout efendisine geminin kalkış saatini haber vermek için kalkmaya davrandıysa da Fix onu kolundan yakaladı. Bir dakika bekleyin. Neden Bay Fix? Size çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Ciddi bir şey mi diye bağırdı Passepartout bardağının dibinde kalan son yudumu da içtikten sonra. O halde yarın konuşuruz, şimdi zamanım yok. Durun, söyleyeceğim şey efendinizle ilgili. Passepartout birden dikkat kesildi. Fix'in yüzü birden değişmişti. Tekrar yerine oturdu. Söylemek istediğiniz şey nedir? Fix Passepartout'un kolunu tuttu, sesini alçaltarak. Kim olduğumu tahmin ettiniz mi diye sordu. Belki dedi Passepartout gülümseyerek. O halde size her şeyi anlatacağım. Her şeyi biliyorum dostum. O beyefendiler boş yere para harcıyorlar. Boş yere mi dedi Fix. Ne dediğinizi biliyor musunuz? Söz ettiğimiz paranın miktarını tahmin edemezsiniz. Hayır biliyorum. 20.000 pound dedi Passepartout. 55.000 pound diye düzeltti Fix. Passepartout'un eline bastırarak. Ne? Diye bağırdı uşak. Bay Fogg 55.000 pound'da mı bahse girmiş? Demek bir saniye bile yitirmememiz gerek diye tekrar yerinden fırladı. Fix Passepartout'u tekrar oturduğu yere iterek 55.000 pound diye yineledi. Başarabilirsen ben de 2.000 pound alacağım. Bana yardım edersen sana 500'ünü veririm. Yardım mı? Diye bağırdı Passepartout. Gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Evet, Bay Fogg'u burada 2-3 gün oyalamak için yardım et. Neler söylüyorsunuz? O beyefendiler efendimi izleyerek oynadıkları yetmiyormuş gibi şimdi de yoluna engeller koymaya kalkışıyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Bu çok iğrenç bir tuzak, tam bir suikast. Ve bunu yapan kibar beyefendiler... Pah! Fix'in kafası karışmaya başlamıştı. Yenilikler Derneği'nin üyeleri diye devam etti Passepartout. Efendimin dürüst bir insan olduğunu bilmeniz gerekiyor Bay Fix. Bir iddiaya girdiyse onu dürüstçe kazanmaya çalışıyor. Ama siz beni kim sanıyorsunuz diye sordu Fix merakla. Sanırım efendimizin yolculuğunu bölmek için Yenilikler Derneği'nce gönderilen bir ajansınız. Ama sizin kim olduğunuzun farkına varmama karşın Bay Fogg'a hakkınızda bir şey söylememeye özen gösterdim. O halde o hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey dedi Passepartout bardağını boşaltarak. Dedektif endişeyle elini alnına götürdü. Ne yapacaktı? Passepartout'un tahmini yanlıştı ama dürüstçeydi ve bu durumunu iyice güçleştiriyordu. Uşağın efendisinin suç ortağı olmadığı kesindi. Pekala dedi kendi kendine, suç ortağı olmadığına göre bana yardım edebilir. Yitirilecek zamanı yoktu. Fogg Hong Kong'da alıkonulmalıydı. Dinleyin dedi sert bir sesle. Sizin düşündüğünüz gibi Yenilikler Derneği'nin ajanı değilim. Peh dedi uşak ters bir biçimde bakarak.
Ben bir dedektifim. Londra'daki merkezden buraya gönderildim. Dedektif mi? Evet, bunu kanıtlayabilirim diyerek cüzdanından kimliğini çıkardı. Pasaportunun şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Kimliğin gerçekliğinin farkına varınca hiçbir şey söyleyemedi. Bay Fogg'un girdiği bahis bir paravandır. O hem sizi hem de dernekteki arkadaşlarını aldatmış ve sizi de suç ortağı yapmış oluyor. Ama neden? Bakın, Eylül'ün 28'inde İngiltere Bankası'ndan 55 bin pound çalındı ve bunu yapanın eşkali tıpatıp efendinize uğruyor. Saçma diye masaya vurdu Passepartout. Efendim dünyanın en namuslu insanıdır. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hizmetine girer girmez yola çıktınız. Hem de saçma bir bahaneyle ve yanınıza hiç eşya almadan. Üstelik içi para dolu bir çantayla. Böyle birine nasıl namuslu diyebilirsiniz? Yoksa suç ortağı olarak tutuklanmak mı istiyorsunuz? Passepartout duyduklarına inanamıyordu. Audrey'i kurtaran kibar, cesur adam nasıl bir hırsız olabilirdi? Peki ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Bay Fogg'u buraya kadar izledim ama tutuklama emrini daha elime geçiremedim. Onu Hong Kong'da yakalamam için bana yardım etmelisiniz. Ama ben İngiltere Bankası'nın 2000 poundluk ödülünü sizinle paylaşacağım. Hayır diyerek ayağa kalkmak istedi Passepartout ama tekrar külçe gibi sandalyesine çöktü. Bay Fix diye kekeledi. Söyledikleriniz doğru olabilir ama efendim sizin aradığınız soyguncu olsa bile öyle olduğuna inanmıyorum. Ben onun hizmetinde çalışıyorum ve onun ne denli cömert ve iyi yürekli biri olduğunu gördüm. Dünyanın bütün altınlarını verseniz bile ona ihanet edemem. Kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum. Söylediklerinin hiçbirini duymamış olun öyleyse dedi Fix. İçelim. Evet içelim dedi Fix ve masanın üzerine çöktü. Sonunda dedi Fix. Bay Fogg geminin kalkış saatinden habersiz olsa bile yanında bu uşak olmadan yola çıkacak. Sonra hesabı ödeyerek meyhaneden çıktı. Bay Fogg'la yüz yüze. Bütün bunlar olup biterken Bay Fogg gemiyi kaçırma tehlikesinden habersiz Auda ile birlikte alışveriş yapıyordu. Kendi erkek olduğu için küçük bir çantayla yolculuk yapabilirdi. Ama bir bayan için bu hiç de kolay değildi. Bu yüzden onun rahat etmesini sağlayacak her şey alınmalıydı. Alışverişten sonra otele döndüler. Yemekten sonra Auda dinlenmek için odasına çekildi. Bay Fogg da gazeteleriyle baş başa kaldı. Başkası olsa uşağa yatma zamanı dönmediği için endişelenirdi ama onu hiç etkilemedi çünkü gemi yarın sabah hareket edecekti. Uşak ertesi sabah da ortalıkta görünmedi ama Bay Fogg yine hiç telaşlanmadı. Bir araba çağırdı ve Auda ile birlikte rıhtıma gitti. Saat 8'di ve geminin kalkmasına 1 saat vardı. Ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Carnatic dün akşam gitmişti. Phileas Fogg'un yüzünde en ufak bir hayal kırıklığı ifadesi yoktu. Yalnızca kötü bir rastlantı, başka bir şey değil dedi. O anda onları dikkatle izleyen bir adam yanlarına yaklaştı. Siz de benim gibi dün Rangoon'la gelen yolculardansınız değil mi? Diye sordu. Evet efendim dedi Bay Fogg soğuk bir sesle. Ama henüz sizinle tanışma onuruna özür dilerim, uşağınızı burada bulacağımı sanıyordum. Nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu Auda endişeyle. Ne dedi Fix şaşırmış gibi görünerek. Sizinle birlikte değil miydi? Hayır dedi Auda. Onu dünden beri görmedik. Acaba bizi almadan gemiye binip gitmiş olabilir mi? Siz olmadan mı? Merakımı bağışlayın ama siz de mi bu gemiyle gidecektiniz? Evet efendim. Ben de öyle ve gerçekten çok üzgünüm. Carnatic'in onarımı dün tamamlanmış ve dün akşam hareket etmiş. Sanırım öbür gemi için 1 hafta kadar beklememiz gerekecek. Bir hafta derken, Fix'in yüreği sanki heyecandan duracaktı. Bu 1 haftalık süre içinde tutuklama emri gelecekti. Artık şans ondan yanaydı ama birden Bay Fogg, Hong Kong limanında Carnatic'ten başka gemiler de vardır deyince Fix'in hevesi kursağında kaldı. Ve Bay Fogg, Auda'nın kolundan tutarak limanda başka gemiler aramaya koyuldu.
Bay Fogg'a görünmez bir bağla bağlanmış gibi görünen Fix de onları izlemeye devam etti. Ancak şimdiye dek peşini bırakmayan Bay Fogg'un işleri ters gitmeye başlamıştı. Limanda yola çıkacak gemi yoktu. Ya yük alıyorlar ya da yük boşaltıyorlardı. Fix için yine umut ışığı yanmıştı. Bay Fogg araştırmasını sürdürdü. Tam bu sırada biri, "Beyefendi gemi mi arıyorlar?" diye sordu. "Geminiz hemen kalkıyor mu?" "Evet efendim, 43 numara limanın en iyi gemisidir." "Hızlı gider mi?" "Saatte 8-9 mil yapar." "Deniz gezintisi mi yapacaksınız?" "Hayır, yolculuk yapacağım." "Yolculuk mu?" "Evet. Bizi Yokohama'ya götürebilir misiniz?" Gemici şaşırmış bir halde sordu. "Beyefendi şaka yapıyorlar herhalde." "Hayır, Karnatik'i kaçırdım ve Yokohama'ya en geç ayın 4'ünde varmam gerekiyor. San Francisco gemisine yetişmeliyim." "Özür dilerim," dedi gemici. "Ama bu olanaksız. Size her gün için 200 pound veririm ve Yokohama'ya zamanında varırsanız buna 200 pound da ödül ekleyebilirim." "Ciddi misiniz?" "Çok ciddiyim." Gemici biraz uzaklaştı ve denize bakmaya başladı. Bir yanda bu denli para kazanmak, bir yanda tehlikeli bir yolculuk. Fix ise diken üstündeydi. Bay Fogg Audrey'ye döndü. "Korkmazsınız değil mi?" "Sizinle olduktan sonra korkmam Bay Fogg." Kılavuz kaptan biraz sonra şapkası elinde döndü. "Evet kaptan," dedi Bay Fogg. "Efendim, kendimi, gemimi ve adamlarımı böyle uzak bir yola çıkarak riske atamam. Hong Kong'la Yokohama arası 1650 deniz milidir." "1600 diye düzeltti Bay Fogg. "Aynı şey." Fix rahat bir nefes aldı. "Ama," dedi gemici, "başka bir yol denenebilir." Fix nefesini tuttu. "Japonya'nın güneyindeki Nagasaki'ye, hatta Şangay'a uğrayarak Çin kıyılarından gideriz ki bu daha güvenlidir, rüzgardan da yararlanabiliriz." "Kaptan, ben Nagasaki'ye ya da Şangay'a gitmek istemiyorum. Ben Yokohama'ya gitmek istiyorum. Amerika'ya gidecek gemi oradan kalkacak." "Hayır," dedi kaptan. "San Francisco gemisi asıl Şangay'dan kalkar. Nagasaki ve Yokohama'ya uğrar." "Emin misin?" "Kesinlikle." "Gemi ne zaman Şangay'dan kalkıyor?" "Ayın 11'inde sabah 7'de. 4 günümüz var. Hava uygun olur ve saatte 8 mille gidersek 800 mili rahatça aşarız." "Ne zaman yola çıkacağız?" "Bir saat içinde. Yiyecek, içecek ve gerekli öteki şeyleri sağlamak bir saatimizi alır." "Geminin sahibi misiniz?" "Evet, adım John Bonsby. Tankadere'nin sahibiyim." "Avans ister misiniz?" "Beyefendi uygun görürlerse." "Buyurun 200 pound," dedi Fogg ve sonra Fix'e dönerek ekledi. "Siz de bizimle gelmek ister misiniz?" "Teşekkürler efendim, ben de tam sizden bunu isteyecektim." "İyi, yarım saat sonra teknede buluşalım." "Ama ya pasaportu?" diye sordu Aoda kaygıyla. "Onu bulmak için elimden geleni yapacağım," dedi Bay Fogg. Fix sinirli bir biçimde tekneye binerken, Bay Fogg ve Aoda da Hong Kong polis karakoluna gittiler. Phileas Fogg pasaportunun eşkalini tarif etti ve onu bulmaları için gerekli olan parayı verdi. Sonra Fransız konsolosluğuna giderek aynı bilgiyi onlara da iletti, daha sonra rıhtıma döndüler. Saat 3 olmuştu. Kılavuz gemisi tayfaları ile birlikte eksikleri tamamlanmış bekliyordu. Tankadere 20 tonluk zarif bir gemiydi. Daha çok yarış teknesine benziyordu. Sarı kısımları partalımsı, demirleri galvanizlenmiş, güvertesi bembeyaz pırıl pırıl bir tekneydi. Tankadere'nin çalışanları John Bonsby ve 4 denizciden oluşuyordu. Phileas Fogg ve Aoda gemiye bindiler. Fix gemiye çoktan çıkmıştı. Arkada küçük bir kamera vardı. 4 yanda divan, ortada sehpa ve yukarıdan sarkan bir lambası olan konforlu bir odaydı. "Size daha iyisini sağlayamadığım için özür dilerim," dedi Bay Fogg Fix'e. Fix başını sallamakla yetindi. "Kesinlikle kibar bir dolandırıcı bu," diye düşündü. Bay Fogg ve Aoda güvertede oturuyorlardı. Son bir kez pasaportu geliyor mu diye baktılar ama zavallı uşağın sarhoşluğun etkisinden kurtulamadığı kesindi. John Bonsby kalkış emrini verdi ve Tankadere dalgaların üzerinden açık denize doğru süzülmeye başladı. Fırtına.
Yılın bu mevsiminde 20 tonluk bir tekneyle Çin denizinde 800 millik bir yolculuğa çıkmak çok tehlikeliydi. Çin denizi sürprizlerle dolu bir denizdi. Şiddetli rüzgarları ve gün dönümü fırtınalarıyla ünlüydü. Deneyimli John Busby, Tankadere'yi dalgaların üzerinde bir martı gibi uçuruyordu. "Size ne denli hızlı gitmeniz gerektiğini söylememe gerek yok," dedi Bay Fogg. "Bana güvenin efendim, elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün yelkenlerimizi açtık," diye yanıtladı kaptan. "Size güveniyorum." Phileas Fogg, bacaklarını iki yana açmış bir denizci gibi dimdik durarak denizi izliyordu. Auda ise teknenin arka bölümünde oturmuş, okyanusa ve gemiye bakıyordu. Yelkenlerin kendisini alıp havalandıracağını düşündü. Gece oldu. Ay ilk dördündeydi ve yetersiz ışığı kalın bir pusun arkasında kaybolmuştu. Bulutlar doğudan batıya doğru koşturuyordu. Kaptan olası herhangi bir kazayı önlemek için işaret fenerlerini yakmıştı. Fix geminin burnunda derin düşünceler içinde oturuyor ve Bay Fogg'dan olabildiğince uzak durmaya çalışıyordu. Onun konuşmaktan hoşlanmadığını biliyordu ama aslında kendisi de bu adamla konuşmaya pek hevesli değildi. Fogg'un Yokohama'da oyalanmadan San Francisco'ya geçeceği kesindi. Amerika'da kendisini kimsenin izlemeyeceğini bildiğinden çaldığı paralarla burada rahatça yaşayabilirdi. Fix'e göre Fogg'un doğrudan Amerika'ya gideceğine dünyanın üçte ikisini dolaşmasının nedeni polise izini kaybettirmekti. Ama Fix onu Amerika topraklarında da rahat bırakmayı düşünmüyordu. Gerekirse suçlunun İngiltere'ye iadesine dair karar alıncaya dek izleyecekti. Bütün bunlara şükretmesi gereken bir şey vardı. Pasaportu efendisiyle birlikte değildi ve bu her şeyden önemliydi. Phileas Fogg da o sırada garip bir biçimde ortadan kaybolan uşağını düşünüyordu. Uzun boylu düşündükten sonra pasaportunun son anda yetişerek gemiye binmiş olabileceği kanısına vardı. Değerli dostunu yitirmenin üzüntüsünü yaşayan Auda da aynı düşüncedeydi. Ona Yokohama'da rastlama olasılığı oldukça fazlaydı. Gece saat 10'a doğru rüzgar sertleşince kaptan yelkenleri indirip indirmemek konusunda düşündü. Uzun uzun inceledikten sonra indirmemeye karar verdi. Bay Fogg ve Auda kamaraya indi. Kaptanla tayfa güvertede kaldılar. Ertesi gün Kasım'ın 8'iydi. 100 mil kadar yol kat etmişlerdi. 8-9 mil arası hızla gidiyorlardı. Tankadere en son hızını kullanıyordu. Rüzgar da ondan yanaydı. Böyle devam ederse her şey yolunda demekti. Gün boyunca kıyı akıntılarını izleyerek yol aldılar. Kara 5 mil kadar uzaktaydı ve rüzgar karadan esiyordu. Bay Fogg ve Auda denizden hiç etkilenmediklerinden mutlu bir biçimde yaptıkları kahvaltıya Fix'i de çağırdılar. Fix bu tuhaf adamın parasıyla yemek istemese de zorunluluk duyduğu için kahvaltılarına katıldı. Yemekten sonra payına düşeni ödemek istediğini kibarca söylediyse de Bay Fogg bunu kabul etmedi ve bunun genel giderler içinde bulunduğunu söyledi. Aralarında geçen bu kısa konuşmadan sonra Fix ağzını bir daha açmadı. John Busby, Bay Fogg'a birçok kez Şangay'a tam zamanında varacaklarını söyleyerek onun rahatlamasını sağladı. Tayfa, işin sonundaki ödülü düşünerek ciddiyetle çalışıyordu. Sanki kraliyet yatında yolculuk yapıyorlardı. Akşama doğru parakete 220 mil yol aldıklarını gösteriyordu. Bay Fogg, Yokohama'ya tam zamanında varacaklarına artık iyice inanmıştı. Fokien Boğazı'ndan geçerken deniz oldukça dalgalıydı ve dalgaların yarattığı sarsıntıdan güvertede ayakta durmak oldukça güçtü. Sabah gün doğarken rüzgar hızını iyice artırmış, fırtına belirtileri görülmeye başlamıştı. Barometre ani bir basınç değişikliğini gösteriyordu ve güneydoğudan gelen dalgalar denizi iyice karıştırmıştı. John Busby gökyüzünün tehditkar görüntüsünü uzun uzun inceledikten sonra Bay Fogg'a yaklaşarak mırıldanır gibi bir sesle "Size bir şey söyleyebilir miyim efendim?" diye sordu. "Tabii. Bir fırtınaya yakalanacağız." "Kuzeyden mi güneyden mi?" diye sordu Bay Fogg her zamanki sakinliğiyle. "Güneyden. Bakın bir hortum geliyor." "İyi. O halde bizi istediğimiz yere götürecek."
Böyle düşünüyorsanız benim diyecek bir şeyim yok, dedi kaptan. Kaptan haklıydı. Bu mevsimde Çin denizindeki fırtınalar çok tehlikeli olurdu. Bütün yelkenleri indirdi, geminin her yanı su almayacak biçimde kapatıldı. Kaptan yolcuların kamaraya inmesini rica etti. Küçücük, havasız bir odada sallantılarla sarsılmak pek hoş bir şey değildi. Bu yüzden hiçbiri aşağı inmedi. Fırtına ve yağmur gemiyi hızla kuzeye doğru sürüklüyordu. Yaklaşık 20 kere alabora tehlikesi geçirdiler. Ama kaptanın usta manevralarıyla dev dalgalardan kurtulmasını bildiler. Akşama doğru rüzgar yönünü değiştirip kuzeybatıdan esmeye başladı. Bu kez dalgalar arkadan değil, önden geliyordu ve gemi korkunç bir biçimde sarsılıyordu. Bay Fogg dışında öteki iki yolcu çok korktular çünkü teknenin sağlamlığını bilmiyorlardı. Gece olunca fırtına hızını daha da artırdı. Durumdan endişelenen kaptan Bay Fogg'la konuşmaya karar verdi. Efendim, sanırım bir limana sığınmamız gerekiyor. Aynı düşüncedeyim. Evet ama hangisine? Ben biliyorum, dedi Bay Fogg sakin bir biçimde. Şangay. Kaptan önce afalladı, sonra pekala diye bağırdı. Haklısınız efendim, Şangay'a gidiyoruz. Ve Tankadere bunu yeniden Şangay'a doğru çevirdi. Gece korkunçtu. İki kez alabora tehlikesi geçirdiler. Avda bitkin düşmüştü ama hiçbir yakınmada bulunmadı. Sabah olduğunda fırtına aynı hızla esmeye devam ediyordu. Ama bu kez yön değiştirmiş, güneydoğudan esmeye başlamıştı. Bu da Tankadere'nin işine yaradı. Rüzgarı arkalarına almışlardı. Arada sırada sisin arasından karayı görüyorlardı ama etraflarında hiç gemi yoktu. Tankadere denizde yapayalnızdı. Öğleye doğru rüzgar hızını kesince yolcular biraz dinlenip bir şeyler yeme fırsatı buldular. Gece olunca da hava sakin bir biçimde devam etti. Ertesi sabah kaptan Şangay'a 100 mil kaldığını söylüyordu. Yokohama'dan gelen gemiyi kaçırmamaları için bu mesafeyi bir günde almaları gerekiyordu. Deniz artık sakinleşmişti. Kaptan bütün yelkenleri açtırdı. Tankadere eski hızıyla yoluna devam ediyordu. Öğleye doğru 45 mil kalmıştı. Bu da 6 saat demekti ve saatte 9 mil hızla giderlerse ancak yetişebilirlerdi. Ama tam tersine rüzgar onlardan yana değildi. Gittikçe azalıyordu. Saat 7 olduğunda daha 3 millik yolları vardı. Kaptan ödülü kaçırmıştı. Bay Fogg'un da hiç sesi çıkmıyordu. Uzaklarda tam vaktinde kalkan Amerikan gemisinin dumanını gördüler. Hay aksi diye söylendi Bansby. Geminin burnunda bulunan ve sisli havalarda işaret vermek için kullanılan topu Bay Fogg'un emriyle ateşlediler. Topun sesi gökyüzünde yankılandı. Passepartout'un başına gelenler. Carnatic, Hong Kong'dan Kasım'ın 7'sinde saat 6.30'da ayrılmış, Japonya'ya tam yol gidiyordu. Yolcusu da yükü de oldukça fazlaydı. Yalnızca iki kamera boştu, bunlar da Phileas Fogg'un ayırttığı kameralardı. Ertesi gün, şaşkın bakışlı, saçı başı dağılmış bir yolcu sendeleyerek güverteye çıkmıştı. Bu zavallı Passepartout'dan başkası değildi. Bakın neler gelmişti başına. Fix'in meyhaneden çıkmasından hemen sonra iki garson onu kafayı bulanların uyuduğu mindere taşımışlardı. 3 saat sonra uyanan Passepartout güçlükle dışarı çıkabilmişti. Rıhtıma vardığında gemi kalkmak üzereydi ve halatlar çözülmüştü. Passepartout atlayarak içeri girmişti. Böyle durumlara alışık olan tayfalar onu bir kameraya yatırmışlardı. Ertesi gün deniz havasının etkisiyle kendine gelen Passepartout yavaş yavaş bir önceki günü anımsamaya başlamıştı. Dün akşam küfelik oldum anlaşılan diye söylendi. Bay Fogg'a ne diyeceğim? Ama en azından gemiyi kaçırmadım, bu da çok önemli. Sonra Fix aklına geldi. Umarım bir daha arkamıza takılmaz. İngiltere'deki banka soygunundan dolayı peşimize salınan basit bir polis memuruymuş. Ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Acaba bunu Bay Fogg'a söylemeli miydi, yoksa Londra'ya dönene dek beklemeli miydi? Bu kuşkusuz çok önemli bir şeydi ama önce Bay Fogg'u bulmalıydı.
Güçlükle yürüyerek güvertenin arka kısmına gitti ama ne efendisini ne de Auda'yı gördü. Auda henüz kalkmamıştır. Bay Fogg da bridge oynayacak birilerini bulmuştur. Salona doğru ilerledi. Bay Fogg ortada değildi. Bay Fogg'un kaç numaralı odada kaldığını kamerata sordu ama kamerat Fogg adında bir yolcu tanımadığını söyledi. Pasaportu yine de efendisini tarif etti. Uzun boylu, az konuşan, yanında genç bir hanım olan bir beyefendi. Gemide hiç genç hanım yok diye sözünü kesti kamerat. İşte yolcuların listesi, isterseniz kendiniz bakabilirsiniz. Pasaportu listeye bir göz attı ama efendisinin adı gözüne çarpmadı. Birden, ben Carnatic'te miyim diye sordu. Sarhoşlukla yanlış bir gemiye binmiş olabilirdi. Evet diye yanıtladı kamerat. Yokohama'ya mı gidiyorum? Evet. Sonra oradaki bir koltuğa umutsuzca oturdu. Her şeyi yavaş yavaş anlıyordu. Geminin kalkış saati değişmişti ve Fix'in oyunu yüzünden efendisini bundan haberdar edememişti. Bu tümüyle kendi hatasıydı ama asıl sorumlunun Fix olduğunu düşünüyordu. Bay Fogg belki de tutuklanmış, hapse girmişti. Pasaportu bu düşüncelerle saçını başını yoldu. Ah, Fix'i bir eline geçirse neler yapacaktı. Şaşkınlığı geçince durumu soğukkanlılıkla düşünmeye başladı. Japonya'ya doğru gidiyordu ve beş parasızdı. Gemide aç kalması mümkün değildi çünkü yemek parası peşin ödenmişti. Ama 5-6 gün sonra ne yapacaktı? Japonya'ya varana dek efendisi, kendisi ve Auda için çıkan yemekleri kıtlıktan çıkmış gibi yedi. Ayın 13'ünde Carnatic, Yokohama limanına girdi. Yokohama, Kuzey Amerika, Çin, Japonya, Malezya arasında önemli bir limandı. Gemiler burada yakıt gereksinimlerini karşılıyordu. Carnatic daha sonra gümrük binasının bulunduğu rıhtıma yanaştı. Pasaportu, güneşin oğlunun topraklarına hiç de heyecan duymayarak ayak bastı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Böylesine yürümeye başladı. Avrupalıların oturduğu bir semtteydi. Evler bakımlı ve güzeldi. Her ırktan ve kültürden insan vardı ama zavallı Pasaportu bunların arasında kendini uzaydan gelmiş gibi hissediyordu. Sonra Yeddo semtine doğru ilerledi. Bakımlı caddelerde kutsal yapıların tapınaklarının arasından yürüdü. Sokaklarda kısa bacaklı, uzun gövdeli köpeklerle kuyruksuz sarı kediler dikkatini çekti. Gün boyunca sokaklarda aç susuz dolaştı. Hava kararmaya başlamıştı. Bir köşeye çekilip sabahı beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Uzun burunlu Pasaportu. Sabah olduğunda açlıktan midesi kazınan ve yorgun düşen Pasaportu önce aile yadigarı saatini satarak bir şeyler almayı düşündü ama bu kesin bir çözüm değildi. Sonra yine acıkacaktı. Yalnızca açlıktan ölmesi biraz gecikecekti, o kadar. Para kazanması gerekiyordu. Bunun için güçlü ama melodik olmayan sesini kullanmaya karar verdi. Pekala, şarkı söyleyerek para kazanabilirdi. Fransa ve İngiltere'de pek çok şarkı öğrenmişti ama Japon müziğinin enstrümanlarıyla Batı müziği enstrümanları oldukça farklıydı. Üstelik sabahın çok erken saatleri olduğu için hemen hemen herkes uykudaydı. Hem de kıyafeti hiç de bir sokak şarkıcısınınkine benzemiyordu. Bu yüzden üzerindeki giysileri bir eskiciye gidip değiştirmeye karar verdi ve bir eskici dükkanı aramaya başladı. Uzun süren araştırmalardan sonra pazarlıkta anlaşabildiği bir eskici buldu. Adam, Pasaportu'nun üzerindeki Avrupalı kıyafetini çok beğenmişti. Üzerindekileri eski bir Japon giysisi ve bir takke ile değiştirdi. Cebinde de bir miktar parası vardı. Dükkandan çıktıktan sonra ilk işi karnını doyurmak oldu. Bir aşevine giderek bir parça tavuk ve haşlanmış pirinç yedi. Şimdi, dedi kendi kendine, şu güneşin oğlunun ülkesinden kurtulmalıyım. Önce Amerika'ya gidecek yolcu gemilerinde aşçı ya da kamerat olarak çalışmayı düşündü. Para vermeseler de olurdu, yalnızca karnını doyurmak onun için yeterliydi. Önemli olan büyük okyanusu aşıp yeni dünyaya varmaktı, gerisi kolaydı. Ama rıhtıma varınca bu düşüncesinin çok saçma olduğunu düşündü. Bir gemi niye aşçı ya da kamerat arasındı? Ayrıca kendisine referans verebilecek kimse de yoktu ki. Birden bir palyaçonun taşıdığı bir pankart gözüne takıldı. William Battlecar'ın Japon akrobatları.
uzun burunların Amerika'ya gitmeden önce Tanrı Tingo yönetimindeki son günlerini kaçırmayın. Amerika diye söylendi Pasapartu. Tam istediğim gibi. Palyaçoyu izleyerek kentin Japon semtine geldi. 15 dakika sonra saygıdeğer Batulkar'ın cambazhanesi olduğu anlaşılan geniş bir barakanın önünde durdular. Pasapartu içeri girerek Bay Batulkar'la görüşmek istediğini söyledi. Konuştuğu adam Batulkar'ın ta kendisiydi. Ne istiyorsunuz diye sordu adam. Uşağa gereksiniminiz var mı efendim? Uşak mı diye bağırdı Batulkar sakalını sıvazlayarak. Bana hizmet eden sadık ve söz dinleyen üstelik boğaz tokluğuna çalışan iki uşağım var zaten diyerek damarları çıkmış kaslı kollarını gösterdi. Yani işinize yaramıyorum öyle mi? Hayır. Kahretsin sizinle Amerika'ya gitmeyi nedenle isterdim. Hem Japon değilsin hem de bu kılıkta dolaşıyorsun. Niçin? İnsan olanaklarının sağladığı biçim belki yenir. Doğru. Fransızsın değil mi? Evet, tam bir Parisliyim. Öyleyse soytarılık yapmayı biliyor olmalısın. Doğru olabilir dedi Pasapartu kırgın bir sesle. Milliyetçilik duyguları incinmişti. Ama Amerikalılar bizden daha iyi soytarılık yapar. Doğru. Seni uşak olarak alamam ama palyaço olarak alabilirim. Görüyorsun dostum. Fransızlar yabancı soytarıları, yabancılar da Fransızları sergiliyor. Ha, evet. Yeterince güçlü müsün? Elbette hele karnım toksa. Şarkı söyleyebilir misin? Evet dedi Pasapartu. Daha önce sokak şarkıcılığı yapmıştı. Peki baş aşağı durarak şarkı söyleyebilir misin? Elbette dedi Pasapartu. Küçükken böyle numaraları denemişti. Anlaştık delikanlı. Hemen anlaşmayı yaptılar. Pasapartu boğaz tokluğuna çalışmayı kabul etti. Bir hafta içinde onlarla birlikte Amerika'ya gidecekti. Bay Batulkar gösterinin saat 3'te başlayacağını ilan etti. Japon çalgıcılardan oluşan mızıka takımı arkada çalışıyordu. Pasapartu hazırlıklı olmadığından canlı piramit gösterisinde bulunacak, en altta durup öteki cambazları taşıyacaktı. Böylece ters bir piramit oluşacaktı. Üçten önce Avrupalılar, Hintliler, Çinliler ve Japonlardan oluşan kalabalık itiş kakış salona daldı. Çalgıcılar da gürültülü bir biçimde salona daldı. Birçok ilgi çekici gösteri vardı ama en ilginci uzun burunlularınkiydi. Burunlarına uzun sopalar bağlayan oyuncular burunlarının üzerine çıkarak insan piramidi oluşturuyorlardı. Bütün ağırlığı en alttaki kişi taşıyordu. Bu görevi yapan ayrılmıştı, bu yüzden iş Pasapartu'ya düştü. Pasapartu, arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıktı. Cambazlar piramidi oluşturdular, seyirciler alkışlıyorlardı ki birden piramit sarsılmaya başladı. En alttaki burun eksilmişti ve piramit çökmüştü. En alttaki burunsa Pasapartu'ydu. Daha gösteri bitmeden fırlayıp seyircilerin arasındaki bir adamın ayaklarına kapanmış, "Efendim, efendim" diye çırpınıyordu. Bay Fogg, "Sen ha?" diye azarladı onu. "Benim efendim." "Pekala genç adam, doğru gemiye." Pasapartu, Bay Fogg ve Audo ile birlikte dışarı çıktı. Tam o sırada karşıdan gelen Batulkar oldukça kızgındı ve zararının ödenmesini istiyordu. Phileas Fogg, adamın eline bir avuç para sıkıştırarak yürüdü gitti. Saat 6:30'da gemiye bindiler. Pasapartu, Bay Fogg ve Audo'nun yanında garip elbiseleri ve upuzun burnuyla çok komik görünüyordu. Pasifik'i geçerken. Olayların nasıl geliştiğini öğrenmek için Şangay'a dönsek iyi olur. Yokohama'ya giden gemideki yolcular Tankadere'den atılan topu duyunca kaptan hemen o tarafa yönelmiş. Phileas Fogg, John Bunsby'ye anlaştıkları gibi 550 pound'u vererek gemiye binmişti. Yokohama'ya iner inmez Carnatic'i bulmuş, uşağın bir gün önce kente vardığını öğrenmişti. Akşam San Francisco'ya hareket edeceklerinden Pasapartu'yu bulmak için İngiliz ve Fransız konsolosluklarına başvurmuş ama sonucu alamamıştı. Umutsuzca caddelerde dolaşırken şans eseri Batulkar'ın cambazhanesine gitmiş ve tam gösterinin ortasında uşağı Pasapartu'ya rastlamıştı. Uşağını bu garip kıyafetler içinde tanıması tabii ki olanaksızdı. Ancak Pasapartu arkaya doğru eğilince efendisini seyircilerin arasından görmüştü. Pasapartu dedektifle arasında geçenleri efendisine anlatmadı.
yalnızca Hong Kong'da bir meyhanede afyon ve içkinin etkisiyle sızıp kaldığını söyleyerek özür diledi. Bulundukları geminin adı General Grant'tı. Oldukça büyük, güzel ve hızlı bir gemiydi. Saatte 12 mil hızla giderek Pasifik Okyanusu'nu 21 günde aşabilirdi. Phileas Fogg, aralığın ikisinde San Francisco'ya, 11'inde New York'a, 20'sinde Londra'ya varmayı hesaplıyordu. Geminin hareketinden 9 gün sonra dünyanın yarısını aşmış bulunuyorlardı. Gemi Kasım'ın 23'ünde 180 derecelik meridyeni aşınca yalnızca 28 günleri kalıyordu. Dedektif Fix de o sırada herkes gibi General Grant'teydi. Yokohama'dan İngiliz konsolosluğuna gitmiş, 40 gün öncesinin tarihini taşıyan ve Carnatic gemisiyle oraya kadar gelen tutuklama emrini almıştı. Ama bu emir geçersizdi. Çünkü artık İngiliz toprakları üzerinde değillerdi. Olsun diye düşündü Fix. Amerika'da işime yaramazsa bile daha sonra yarayabilir. Polislerden kaçıp kurtulduktan sonra İngiltere'ye dönecek. İşte o zaman elimden kurtulamayacak. Onu adım adım isteyeceğim. Bay Fogg ve pasaportundan önce gemiye binmişti. Uşağı görür görmez tanımış ve gizlenmişti. Ama bir gün kötü bir rastlantı sonucu uşakla karşılaşmıştı. Pasaportu onu görünce hiçbir şey demeden üzerine atıldı ve boğazından yakaladı. Amerikalılar bu işe çok sevinmişlerdi. Onlar için eğlence çıkmıştı. Hatta bahse bile girdiler. Pasaportu mükemmel vuruşlarıyla Fransız boksunun İngiliz boksundan üstün olduğunu kanıtlamış oldu. Dövüş bittiğinde uşak kendini çok rahatlamış hissediyordu. Bozguna uğrayan Fix güçlükle kalkarak soğuk bir biçimde sordu. Bitirdin mi? Şimdilik evet. O halde sana bir şey söylemem gerek. Seninle konuşmak istemiyorum. Efendim ne ilgili ama? Pasaportu bunun üzerine Fix'in yanına oturdu. Evet, beni gayet güzel dövdün, kutlarım. Şimdi beni iyi dinle. Bu zamana kadar Bay Fogg'un karşısındaydım ama şimdi yanındayım. Sonunda. Demek onun dürüst bir adam olduğunu anladın. Hayır, onun dürüst biri olduğunu sanmıyorum. İngiliz topraklarında onu engellemek için elimden geleni yaptım. Pasaportu Fix'i dikkatle dinliyordu ama bu arada onu tekrar dövmemek için de kendini güç tutuyordu. Bay Fogg şimdi İngiltere'ye dönüyor. Bu kez ona engel olmak yerine destek olacağım ve İngiltere'ye dönünce efendinin hırsız olup olmadığını öğreneceksin. Pasaportu Fix'in yalan söylemediğini anlamıştı. Şimdi dostuz değil mi diye sordu dedektif. Hayır diye yanıtladı pasaportu. Ama birbirimize yardım edebiliriz. Aralığın içinde General Grant San Francisco limanına girdi. Bay Fogg ne bir gün yitirmiş ne de kazanmıştı. San Francisco'da. Bay Fogg ve yanındakiler San Francisco'ya ayak bastıklarında sabahın 7'siydi. Gelgitle yükselip alçalan rıhtımlar yükleme ve boşaltma için çok uygundu. Dünyanın birçok ülkesinden gemilerin gelip yanaştığı bu limandan Meksika, Şili, Peru, Avrupa, Asya ve bütün Pasifik limanlarıyla ticaret yapılıyordu. Bay Fogg karaya çıkar çıkmaz hemen New York treni için bilet aldı. Tren saat 6'da hareket edeceği için daha çok vakitleri vardı. Bu yüzden bütün gün kentte dolaşabilirlerdi. Bir arabaya binip doğru International Oteli'ne gittiler. Pasaportu heyecanla geniş caddelerde dolaşıyor, kısa, basık yüzlü evleri, Anglo-Sakson kiliselerini, at arabalarını, yalnızca Amerikalıların değil, Avrupalıların, Çinlilerin ve Hintlilerin doldurduğu kaldırımları merakla gözlüyordu. San Francisco, eskiden olduğu gibi haydutların cirit attığı, her türlü üç kağıdın döndüğü bir kanunsuzluklar cenneti değil, bir ticaret merkeziydi artık. Caddelerinde büyük mağazaların yer aldığı, göz alıcı bir kentti. Pasaportu otele vardığında sanki İngiltere'den hiç ayrılmamış gibi hissediyordu kendini. Otelin giriş katındaki büyük bir bar, müşterilerin para ödemeden yiyip içtiği bir çeşit lokantaydı. Yalnızca İngiliz birası, şarap ve şeri için ödeme yapılıyordu. Bu pasaportuya çok Amerikan vari geldi. Bay Fogg ve Ao da burada güzel bir kahvaltı yaptılar, sonra birlikte İngiliz konsolosluğuna gitmek için çıkmaya karar verdiler. Bay Fogg'un pasaportunu imzalatacaklardı. Pasaportu onları görünce silah satın almaları gerektiğini, çünkü vahşi bölgelerden geçerken Kızılderililerin saldırısına uğrayabileceklerini söyledi.
Bay Fogg da ona bunun bir zorunluluk olmadığını ama istiyorsa alabileceğini söyledi ve dışarı çıktı. Daha 200 adım gitmemişlerdi ki, Allah'ım ne güzel tesadüf, Fix'le burun buruna gelmesinler mi? Fix, Bay Fogg'u görünce sanki çok şaşırmış gibi davrandı. Koskoca büyük okyanusu birlikte geçmişler ama hiç karşılaşmamışlardı. Fix, Bay Fogg'a Avrupa'da işleri olduğunu, mümkünse birlikte dönmek istediğini anlattı. Bay Fogg bunu memnuniyetle kabul etti ve Fogg'u gözden kaçırmamakta kararlı olan Fix, Bay Fogg kabul ederse onlarla birlikte yürümek istediğini söyledi. Bay Fogg bundan çok memnun olacağını söyledi. Birlikte Montgomery Caddesi'ni yürümeye başladılar. Cadde çok kalabalıktı. İnsanlar bayraklar, flamalar, posterler taşıyor, bir yandan da bağırıyordu. Yaşasın Camerfield! Yaşasın Mandiboy! Bunun siyasi bir miting olduğu belliydi. Dedektif kalabalığın arasında durmanın tehlikeli olduğunu söyleyince, caddedeki yüksek binalardan birinin basamaklarından tırmanarak merdiven sahanlığında durdular. Karşılarında kalabalığın o yöne doğru sürüklediği büyük bir platform vardı. Bay Fogg bu mitingin amacını anlayamamıştı. Tam o sırada kalabalıkta bir çalkalanma oldu. Havaya kalkan bütün eller yumruğa dönüşmüştü. Sloganların arasından küfürler duyuluyordu. Bay Fogg, Auda'yı kalabalıktan uzak tutmaya çalışırken Fix, yanındaki adama bütün bu olanların nedenini soruyordu. Adam tam yanıt verecekti ki birkaç el silah sesi duyuldu. Sonra her iki tarafta birbirlerine ellerine geçen ne varsa atmaya başladılar. Havada uçuşan ayakkabılar ve çizmeler görülüyordu. Bay Fogg, Auda ve Fix iki ateş arasında kalmışlardı ve artık çok geçti. Fix ve Fogg güçsüz arkadaşlarını koruma çabasındaydı. Fogg her zamanki soğukkanlılığını koruyor ve Auda'yı Tanrı'nın her İngiliz'e armağanı olan güçlü kollarıyla korumaya çalışıyordu. Tam o sırada kalabalığın lideri olan kızıl sakallı, geniş omuzlu bir adam Bay Fogg'un suratına bir yumruk yapıştıracaktı ki Fix hemen atılıp adama engel olmak isterken yumruğu kendi yedi. "Aptal Amerikalı!" diye bağırdı Bay Fogg. Adam da lafın altında kalmadı. "Salak İngiliz! Sizinle görüşeceğiz. Ne zaman isterseniz. Adınız nedir?" "Phileas Fogg. Ya sizin?" "Albay Sam Proctor." Kalabalık aksi yöne doğru ilerledi. Fix'in üstü başı perişan olmuştu. Auda'ya bir zarar gelmemişti ama Fix'in yüzünde morluklar vardı. "Teşekkür ederim," dedi Bay Fogg kalabalıktan çıkar çıkmaz. "Teşekküre gerek yok," dedi Fix. "Ama gitmeliyiz." "Nereye?" "Bir terziye." Terzide bir saat oyalandıktan sonra otele geri döndüler. Pasaportu bir dolu silah satın almış, onları otelde bekliyordu. Auda olan biteni kısaca ona anlattı. Pasaportu bütün bunları dinledikten sonra Fix'in efendisini koruduğuna artık iyice inandı. Yemekten sonra onları istasyona götürecek olan araba otelin önüne geldi. Tam binerlerken Bay Fogg Fix'e Albay Proctor'u tekrar görüp görmediğini sordu. Fix'in yanıtı ise hayırdı. "Onunla hesabım bitmedi," dedi Bay Fogg. "Bunun için Amerika'ya yine geleceğim. Bir İngiliz kendine yapılan bu tarz bir hareketi asla unutmaz." Fix gülümsedi ama yanıt vermedi. Bay Fogg tipik bir İngiliz gibi davranmıştı. 6'ya çeyrek kala istasyona vardıklarında tren hareket etmeye hazırdı. Bay Fogg istasyona girer girmez bir hamalı çevirip sordu. "Bugün San Francisco'da neler oldu dostum?" "Siyasi bir mitingdi efendim," diye yanıtladı hamal. Ama sokaklar çok rahatsız ediciydi. "Yalnızca bir seçim mitingiydi." "Herhalde başkanlık seçimiydi," diye sordu Bay Fogg. "Hayır efendim, sulh yargıcı seçimiydi." Sonra trene bindiler ve yola devam ettiler. Pasifik Demir Yolları. Amerika'ya batıda Büyük Okyanus kıyısından doğuda Atlas Okyanusu kıyısına dek kesintisiz uzanan demir yoluna Amerikalılar Okyanustan Okyanusu adını vermişlerdi. Ama gerçekte bu demir yolu San Francisco ve Ogden arası ve Ogden ve Omaha olmak üzere iki bölümden oluşuyordu ve toplam 6100 kilometreyi kat ediyordu. Eskiden 6 ayda alınan bu mesafe şimdi yalnızca 7 güne inmişti ve bu tren Bay Fogg'u aralığın 11'inde kalkacak trene yetiştirecekti. Trende hiç kompartıman yoktu. Vagonlarda iki sıra halinde koltuklar vardı.
saatte 20 mil hızla gidiyorlardı ki bu da yeterli bir hızdı. Gece olunca yolcuların çoğu uyuklamaya başladı. Pasaportu Fix'le yan yana oturuyordu ama onunla hiç konuşmadı. Son günlerde olanlar yüzünden aralarına bir soğukluk girmişti. Fix'te bir değişiklik olmamıştı ama Pasaportu ciddileşmişti. Yola çıktıktan bir saat sonra başlayan kar trenin gidişini engellemeyecek kadar hafifti. Saat 8'de kondüktör gelip yatma zamanı olduğunu söyleyince vagon birden bir yatakhaneye dönüştü. Koltuklar geriye yatırılıp üzerine temiz çarşaflar seriliyor, rahat yastıklar konuluyordu ve herkesin koltuğunun yanına kalın perdeler çekiliyordu. Sabahleyin kahvaltıdan sonra Bay Fogg ve arkadaşları koltuklarına kurulmuşlar, camdan dışarısını seyrediyorlardı. Manzara muhteşemdi. Dağlar, geniş otlaklar ve köpüre köpüre akan sular harika görünüyordu. Buralarda kalabalık bizon sürüleri bulunur ve genelde trenlerin yolunu keserlerdi ve o gün de öyle oldu. Bizimkiler büyük bizon sürüsü yüzünden tam 3 saat oyalandılar. Bu hayvanlar sürü halinde bir yöne doğru ilerleyince durdurulmaları olanaksızlaşırdı. Bay Fogg bu gecikme karşısında her zamanki gibi kayıtsız kalırken, Passepartout onun tam tersine sinirinden San Francisco'dan aldığı silahlarla bu yaratıkları öldürmek istiyor, makiniste de sövüp saymaktan geri kalmıyordu. Ama makinistin yapabileceği en iyi şey sabırla beklemekti. Bizonlar yüzünden Humboldt Irmağı'nın saat 8'de ve Büyük Tuz Gölü'nün bulunduğu Utah eyaletine ancak saat 9.30'da gelebildiler. Mormonların tarihi. Aralığın 5'iydi. Passepartout o gün biraz hava almak için vagonların arasındaki platforma çıkmıştı. Hava soğuktu. Gökyüzü gri görünüyordu ama kar yağmıyordu. Güneş sisin arkasında kocaman bir altın yüzük gibiydi. Passepartout o sırada trene binmiş olan ve kendisini hayli eğlendiren tuhaf bir adamı izliyordu. Adam trene Elko'dan binmişti. Uzun boylu, esmer, siyah bıyıklıydı ve baştan aşağı siyah giyinmişti. Yalnızca kravatı ve köpek derisi eldivenleri beyazdı ki büyük bir olasılıkla rahipti. Adam treni bir baştan bir başa dolaşmış ve her kapının üzerine bir ilan yapıştırmıştı. Passepartout bu ilanlardan birini okuyunca bunun Mormon misyoner Elder William Hitch tarafından Mormonlar hakkında 117 numaralı odada verilecek bir seminer olduğunu anladı. Katılmaya karar verdi çünkü Mormonlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bay Fogg ve Fix seminerle pek ilgilenmedi. Passepartout ise ön sıralarda yerini almıştı. Konuşmasına rahatsız edici bir ses tonuyla başlayan Elder William Hitch, daha sonra ses tonunu yükselterek ve mimiklerini fazlalaştırarak konuşmasını sürdürdü. Dinleyicilerin birçoğu konuşmaya fazla ilgi göstermeyerek yavaş yavaş vagonu terk etmeye başladılar. Konuşma o kadar sıkıcı bir hal almıştı ki sonunda vagonda yalnızca Passepartout kalmıştı. Ama o da konuşmanın sonunda dayanamayarak dışarı fırladı ve Hitch'i boş vagonla baş başa bıraktı. Bu sırada tren Büyük Tuz Gölü'nün kuzeybatısından geçiyordu. Gölün çevresindeki arazi çok verimliydi. Çünkü Mormonların çoğu çiftçiydi. Buğday, mısır ve öbür tahıl ürünlerinin yetiştiği tarlaların üzeri ince bir kar katmanı ile örtülüydü. Saat 12'de Ogden istasyonuna varan tren burada 6 saat dinlendi. Bridger geçidi. Tren Ogden'den ayrıldıktan sonra 1 saat geçmişti ki Weber Irmağı'na vardılar. Yaklaşık 1400 kilometre kat etmişlerdi. Kuzeye doğru giden tren daha sonra doğuya doğru yöneldi ve Vahşat Dağları'nın eteklerine ulaştılar. Bu bölge Kayalık Dağları'nın en engebeli bölümüydü. Mühendisler yolun bu bölümünde çok zorlanmışlar ve hükümet bu yol için çok para harcamıştı. Yol üzerinde tek bir tünel vardı ve o da 4800 metre uzunluğundaydı. Saat 10'da Fort Bridger istasyonuna vardılar ve 20 dakika sonra Wyoming eyaletine girdiler. Aralığın 7'sinde Green River istasyonunda biraz durup yeniden yola çıktılar. Geceden beri yağan karla karışık yağmur hala devam ediyordu. Passepartout yağan karın treni durdurabileceğini düşünerek huzursuzlanmaya başlamıştı. Audun ise başka nedenlerden dolayı keyfi kaçmıştı. Çünkü tren
Green River istasyonunda durduğunda pencereden bakarken insanların arasında San Francisco'da Bay Fogg'a yumruk atmaya kalkan adamı görmüştü. Bay Fogg'un bu adamı görmesini hiç istemiyordu ve bunu engellemek için neler yapabileceğini düşünüyordu. Bay Fogg uyuklamaya başlayınca durumu Fix'e anlattı. Fix, demek Proctor denen o adam bu trende ha? Şundan emin olmalısınız ki onunla görülecek bir hesabı olan asıl benim, çünkü o adam asıl bana hakaret etti. Bunun üzerine Passepartout, hayır onun hesabını ben göreceğim diye atıldı. Bay Fogg, Amerika'ya sırf bu adamın hesabını görmek için döneceğini söyledi. O yüzden kesinlikle karşılaşmamaları gerektiği ekledi Ao'da. Haklısınız hanımefendi diye onayladı Fix. Olası bir kavga çıkarsa bu Bay Fogg'un yolculuğunu geciktirebilir. Ve bu da Yenilikler Derneği'nin üyelerinin ekmeğine yağ sürmüş olur. Bu yüzden karşılaşmalarını engellememiz gerektiği ekledi Passepartout. Bay Fogg tam o sırada uyanınca bu konuşma yarıda kaldı. Bir süre sonra Passepartout ötekilerin duymayacağı biçimde Fix'in kulağına fısıldadı. Onun için gerçekten dövüşür müsün? Her şeyi yapabilirim diye yanıtladı Fix. Onu Avrupa'ya sağ salim götürmek için her şeyi yapabilirim. Fakat Bay Fogg'un vagondan çıkmamasını sağlamak gerekiyordu. Bunun için Fix, Fogg'a kağıt oynamayı önerdi. Fogg, ama ne kağıdımız ne de oyun bilenler var diye yanıt verdi. Fix, Amerika'daki trenlerde kağıt bulmanın güç olmadığını söyledi. Bayan Auda da Bay Fogg'un bildiği oyunları bildiğini söyleyince üçü kağıt oynamaya karar verdiler. Bay Fogg bu işe çok sevinmişti. Passepartout az sonra iki deste kağıt ve yeşil çuha kaplı bir masayla geldi. Bayan Auda gerçekten iyi kağıt oynuyordu. Çok iyi bir oyuncu olan Bay Fogg'un bile takdirini kazanmıştı. Saat 11'de tren Kayalık Dağları'nın en yüksek noktası olan Bridger geçidine varmıştı. Bu bölge yolculuğun en tehlikeli bölümüydü. Birkaç saat sonra Atlas Okyanusu'na dek sürecek geniş düzlüğe inmiş olacaklardı. Öğleyin kar durmuştu, hava soğuktu. Çevrede hiç vahşi hayvan görünmüyordu. Sanki ıssız bir çöldeydiler. İyi bir kahvaltıdan sonra Bay Fogg ve arkadaşları bridge oynamaya devam ettiler. Birden keskin bir düdük sesi duyuldu ve tren durdu. Passepartout başını camdan çıkarıp dışarı baktı ama trenin niçin durduğunu anlayamadı çünkü görünürlerde hiç istasyon yoktu. Auda ve Fix, Bay Fogg'un inmek isteyeceğini düşünerek telaşlandılar ama Bay Fogg uşağına git bak bakalım ne olmuş deyince rahatladılar. Passepartout vagondan hemen indi. Onunla birlikte 30-40 kadar yolcu da inmişti. Bunların arasında Albay Proctor da vardı. Tren kırmızı dur işaretinin önünde durmuştu. Bu arada makinist ve kondüktör Medicine Bow istasyon şefinin gönderdiği yol bekçisiyle tartışıyorlardı. Yolcular onların çevresinde toplanıp tartışmaya katılmaya başladılar. Bunların arasında Albay Proctor hareketleriyle göze çarpıyordu. Passepartout kalabalığın arasında bekçinin "Hayır geçemezsiniz, köprü hasar gördü, trenin ağırlığını kaldıramaz" dediğini duydu. Köprü asma köprüydü ve yaklaşık 1,5 kilometre ötedeydi. Bekçi, köprünün çelik tellerinin bir bölümünün kopuk olduğunu ve çökme tehlikesi bulunduğunu söyledi. Aslında bekçi durumu abartmıyordu. Passepartout ise sesini çıkarmadan adamı dinliyordu. Albay Proctor, "Harika" dedi. "Bu köprü bizim burada karda kalıp beklememize neden olacak." "Albayım," dedi kondüktör. "Omaha istasyonuna haber verdik. Bize gönderdikleri telgrafta trenin 6 saat sonra burada olacağını söylüyorlar." "6 saat mi?" diye bağırdı Passepartout. "Elbette," diye yanıtladı kondüktör. "Zaten köprüden geçemeyeceğimize göre karadan 15 kilometre yürümemiz gerekecek. Bu da 6 saatimizi alır." "Yalnızca 1,5 kilometrelik bir yol," dedi yolculardan biri. "Acaba kayıkla geçemez miyiz?" diye sordu albay. "Olanaksız. Irmak yağmurlardan dolayı taşmış durumda. Akıntı çok güçlü." Yolcular tam bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Kimse bu gecikmeyi hesaba katmamıştı ve onların bu durumu Phileas Fogg'un gözünden kaçacak bir şey değildi. Passepartout bu durumda efendisine olanları söylemek zorundaydı. Tam vagona dönüyordu ki gerçek bir Amerikalı olan makinistin sesi duyuldu. "Baylar, karşıya geçmenin bir yolu var." "Köprüden mi?" diye sordu yolculardan biri. "Evet, köprüden." "Trenle mi?" "Trenle." Passepartout kulak kesildi. "Ama köprü tehlikeli," dedi kondüktör. "Önemli değil," dedi makinist. "Son hızla gidersek karşıya geçme şansımız olabilir."
Şeytan diye söylendi Passepartout. Yolcular bu düşünceyi heyecanla destekliyorlardı. Bunlardan biri de Albay Proctor'du. Hemen trenlerini son hızla ırmakların üzerinden geçiren makinistler hakkında öyküler anlatmaya başladı. Biri %50 şansımız var dedi, bir başkası %80 diye bağırdı. 90! Passepartout ortaya atılan bu bahisçileri pek Amerikan vari bulmuştu. Bir yolcuya dönüp makinistin bu önerisi tesadüflere bağlı değil mi diye sordu. %80 şansımız var deyip geçti adam. Başka birine sorduğunda ise makinist geçeceğiz diyorsa geçeceğiz yanıtını aldı. Passepartout geçeceğiz ama daha az tehlikeli bir biçimde geçebiliriz dedi. Albay Proctor Passepartout'u duyunca tehlike filan yok yıldırım gibi geçeceğiz diye atıldı. Sonra kim ne demek istiyor bu adam gibi sağdan soldan söylenmeye başladılar. Albay korkuyor musunuz yoksa diye sordu. Korkmak mı dedi Passepartout. Bir Fransız bir Amerikalı kadar cesurdur. Vagonlara diye bağırdı kondüktör. Evet vagonlara dedi Passepartout. Ama yine de önce trenin sonra yolcuların yayan geçmesi daha iyi olmaz mıydı? Kimse onu dinlemiyordu. Passepartout yerine geçip oturdu ama olan biteni efendisine anlatmadı. Makinist düdük çaldı ve hız almak için treni geri geri sürdü. Sonra tekrar düdük çalarak tam yol ileri gitti. Tren 150 kilometre hızla uçarcasına gidiyordu. Yer çekimini alt etmişlerdi. Öyle hızlı gitmişlerdi ki makinist treni 7-8 kilometre sonra durdurabilmişti. Tren karşıya geçer geçmez de köprü çatırtılarla ırmağın derin sularına gömüldü. Kızılderililer. Tren o gece ırmağı geçtikten sonra hiç duraklamadan yoluna devam etmiş, Evans geçidine yaklaşıyordu. Burası yolculuğun en yüksek noktasıydı. Bundan sonra Colorado eyaletinin altın yataklarıyla ünlü Denver kentine yaklaşıyorlardı. San Francisco'dan beri 2000 kilometreden fazla yol kat etmişlerdi. Yaklaşık 3 gün 3 gecedir yoldaydılar ve New York'a varmalarına 4 gün 4 gece kalmıştı. Bizimkiler oyuna devam ediyordu. Kumarda Bay Fogg Fix'ten daha şanslıydı. Fix önce kazanır gibi oldu sonra yitirmeye başladı. Bay Fogg tam kafasındaki planı uygulamak için bir kağıt atacaktı ki arkadan bir ses ben olsam karoya atardım dedi. Hepsi birden kafalarını kaldırıp baktıklarında Albay Proctor'u gördüler. Albay ve Bay Fogg birbirlerini ilk bakışta tanıdılar. Aa, demek maçayı atacak olan sizdiniz. Bu oyunu bilmiyorsunuz. Belki başka bir oyundan daha iyi anlarım diyerek ayağa kalktı Bay Fogg. Şansını deneyebilirsin diye sırıttı Albay. Auda bembeyaz kesildi. Bay Fogg'un kolunu tuttu. Bay Fogg kadının elini yavaşça itti. Passepartout tetikte bekliyordu. Birden Fix ayağa kalkarak Albay'ın karşısına dikildi. Sizinle hesabı olan Bay Fogg değil benim Albay. Bana hakaret ettiniz hem de yumruk attınız. Hayır Bay Fix dedi Bay Fogg. Bana daha önce hakaret ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu oyunu bilmediğimi söyleyerek hakaret etti. Ortada görülecek bir hesap varsa bu benim hesabımdır. Yeri ve zamanı söyleyin dedi Albay. İstediğiniz silahı seçebilirsiniz. Bay Fogg ve Albay vagondan çıktılar. Bakın bayım dedi Fogg. Avrupa'ya olabildiğince çabuk varmam gerek. Hiçbir gecikmeye katlanamam. Bundan bana ne dedi Albay. Bayım diye yanıtladı Fogg kibarca. Size San Francisco'da Amerika'ya yine gelip sizi bulacağımı söylemiştim. Önce Avrupa'daki işlerimi bitirmeliyim. Gerçekten mi? Bana 6 ay süre verebilir misiniz? Neden 10 yıl olmasın? 6 ay diyorum ve ben sözümü tutarım. Sen kaçıyorsun dedi Albay. Ya şimdi ya da hiç. Pekala dedi Bay Fogg. New York'a mı gidiyorsunuz? Nereye gittiğim önemli değil diye yanıtladı Albay. Bundan sonraki ilk istasyonda 10 dakikalık zamanımız var. Bu da birkaç el atış yapmaya yeter. Tamam dedi Bay Fogg. Orada inerim. Sonsuza dek orada kalabilirsiniz diye sırıttı Albay. Bay Fogg hiç belli olmaz diyerek soğukkanlılıkla vagona döndü. Bay Fogg çok konuşan adamlardan korkmamak gerektiğini söyleyerek Audo'yu yetiştirmeye çalıştı. Fix'ten de bu düelloda tanıklık yapmasını rica etti. Saat 11'de Plum Creek istasyonuna girdiler. Fogg ve Fix vagonun sandığına çıktılar.
Pasaportu arkadan silahları getiriyordu. Aouda'nın yüzü bembeyaz kesilmişti. Albay da yanındaki bir Amerikalı tanıkla geliyordu. Tam ineceklerdi ki kondüktör bağırdı. İnemezsiniz. Niçin diye sordu albay. 20 dakika geciktik, bu yüzden Palm Creek'te durmayacağız. Ama ben duello yapmak zorundayım dedi albay. Özür dilerim efendim. Durmamıza olanak yok. Trende de kozunuzu paylaşmanızın hiçbir sakıncası yok. Bu beyefendinin işine gelmez dedi albay alaylı bir sesle. Hayır diye atıldı Paul. Benim için de bir sakıncası yok dedi. Hep birlikte en arka vagona gittiler. İçeride 10 kadar yolcu vardı. Kondüktör onlara kibarca vagonu birkaç dakikalığına boşaltmalarını ve bu iki beyefendinin onurlarını kurtarmalarına yardımcı olmalarını rica etti. Yolcular hemen dışarı çıktı. Tanıklar sahanlıkta kalmıştı. Düellocularsa vagonun iki ucunda yerlerini aldı. Trenin ilk düdük sesiyle ateş edilecekti. Passepartout ve Fix soluklarını tutmuştu. Tam o sırada birden trenin ön tarafından bağırışma ve silah sesleri duyuldu. Yolcuların korku çığlıkları üzerine Fogg ve albay ellerinde silahlarıyla trenin ön tarafına doğru koşmaya başladılar. Bu bir Kızılderili saldırısıydı. Bu Kızılderililerin ilk saldırısı değildi çünkü trenin durmasını beklemeden ellerindeki tüfeklerle saldırıyorlardı. İlk önce makinisti ve ateşçiyi başlarına vurarak bayılttılar. Kızılderililerin reisi treni durdurmak için lokomotifin kollarıyla oynamaya başladı ama yanlış kolu açtığı için tren duracağına son hızla gitmeye başladı. Kızılderililer vagonlara dolmuş yolcularla gırtlak gırtlağa dövüşüyordu. Ellerine ne geçerse dışarı atıyorlardı ama yolcular da kendilerini cesurca savunuyordu. Fogg'la albay pencereden dışarı ateş ederek Kızılderilileri birer birer temizliyor, yaralanan yolcuları sıraların üzerine yatırıyorlardı. Savaş Kızılderililerin lehineymiş gibi görünüyordu. En yakın istasyon 4 kilometre uzaklıktaydı ve tren orada da durmazsa bu savaş Kızılderililerin zaferiyle sonuçlanacaktı. Bay Fogg treni durdurmak için fırladı. Passepartout daha önce davranarak vagonun altına girdi. Vagondan vagona geçerek trenin en önüne kadar gitti. Kömür vagonunu yük vagonundan ayırmaya çalıştı. Ama çekiş kancasını çıkaramadı. Sonra bir ara vagonda bir sarsıntı oldu ve çekiş kancası kendiliğinden çıktı. Lokomotif büyük bir hızla yoluna devam etti. Vagonlarsa bir süre aynı hızla gittikten sonra durdu. Yolcular trenin durmasına, vagonların el frenlerini sıkarak yardımcı oldu ve tren Fort Kearney istasyonuna 100 metre kala durdu. İstasyonun yakınında bir kale vardı. Oradaki askerler saldırganları vurmak istedilerse de başaramadılar çünkü Kızılderililerin hepsi kaçmıştı. Yolcular istasyondaki sayımda 3 kişinin kaybolduğunu gördü. Bunlar arasında Passepartout da vardı. Passepartout kayıp. Aralarında Passepartout'un da bulunduğu 3 yolcu kayıptı. Öldüler mi yoksa Kızılderililer tarafından mı kaçırıldılar kimse bilmiyordu. Çok sayıda yaralı vardı. En ağır yaralı Albay Proctor'du. Karnından vurulmuştu ve istasyonda bir yere yatırılmıştı. Fix kolundan önemsiz biçimde yara almıştı. Bay Fox'a tek bir çizik kalmadan kurtulmuştu. Aouda ise yaşamını borçlu olduğu Passepartout kaybolduğu için ağlıyordu. Bay Fogg her zamanki sakinliğiyle onu ölü ya da diri bulacağım dedi. Ah Bay Fogg ne kadar iyisiniz diyerek Aouda Bay Fogg'un ellerine sarıldı. Bay Fogg gecikmesine yol açsa bile uşağını bulmaya kararlıydı. Hemen kale komutanıyla görüşmeye gitti. Yolculardan 3 kişi kayıp dedi Bay Fogg. Öldüler mi diye sordu yüzbaşı. Bilmiyoruz, kaçırılmış olabilirler. Bunun için Kızılderilileri kovalayacak mısınız? Kızılderililerin Arkansas'a kadar gitme olasılığı var. Bense bu kaleyi bırakıp onların arkasından gidemem. Ama burada 3 kişinin yaşamı hakkında konuşuyoruz. Haklısınız bayım dedi yüzbaşı. Ama 3 kişi için 50 kişinin yaşamını tehlikeye atamam. Bence atmalısınız. Bana görevimi öğretmeye kalkmayın lütfen. Bunun üzerine Bay Fogg gayet sakin bir biçimde ben de tek başıma giderim o halde. Fix ne diye bağırdı. O vahşilerin arkasına tek başınıza mı düşeceksiniz? Buradaki herkes yaşamını bu cesur gence borçlu. Onu kaderiyle baş başa bırakamam. Bunun üzerine yüzbaşı askerlerin arasından 30 gönüllü istedi. Askerlerin hepsi bir adım ileri çıktı.
yüzbaşı 30'unu seçti ve başlarına bir çavuş verdi. Fogg yüzbaşıya teşekkür etti. Fix, ben de gelebilir miyim diye sordu. Bay Fogg, nasıl istersiniz dedi. Ama Bayan Aoda'nın yanında kalıp onu korursanız daha iyi olmaz mı? Bu durumda Fix'in kalmaktan başka çaresi yoktu. Ama Süveyş'e izlediği Fogg'u elinden kaçırabilirdi. Buna karşın peki dedi, kalacağım. Fogg çantasını Aoda'ya emanet etti ve askerlere tutsakları kurtarırlarsa 1000 pound ödül vereceğini söyledi. Aoda onu gerçek bir kahraman gibi görüyordu. Fix ise huzursuzca bekleme odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Fogg'un gitmesine nasıl izin vermişti? Bir daha geri dönme ihtimali olmayacağını düşünüyordu. Saat 2'ye geliyordu. Kar yağmaya başlamıştı. Sonra bir tren düdüğü duydular ve karların arasından ağır ağır yaklaşan bir lokomotif gördüler. Bu, Katar'dan ayrılan lokomotifti. Lokomotif, Katar'dan ayrıldıktan sonra buhar basıncı düşmüş ve durmuştu. Makinistle ateşçi ayılınca durumu fark etmiş ve öteki vagonları aramak için geri dönmüştü. Yolcular lokomotiflerini görünce çok sevinmişti. Aoda hemen makinistin yanına giderek sordu. Hemen hareket edecek misiniz? Evet hanımefendi. Ama burada olmayan arkadaşlarımız var. Mümkün değil, zaten 3 saat geciktik. Peki öbür tren ne zaman? Yarın akşam. Yarın akşam çok geç. Arkadaşlarımızı beklemeniz gerek. Üzgünüm efendim, bir şey yapamıyorum. Fix konuşmalara duydu ve Aoda ile birlikte beklemeye karar verdi. Yaralılar vagonlara yerleştirildi. Bunların arasında albay da vardı. Durumu iyice kötüleşmişti. Sonra tren buharlar çıkararak karların arasında kayboldu. Akşam olunca kar durmuş ama hava iyice soğumuştu. Ölümcül bir sessizlik içinde beklemeye başladılar. Aoda bütün gece gözünü kırpmadı. Büyük bir sıkıntı içinde sabaha dek bekledi. İçinde döneceklermiş gibi bir umut vardı. Fix de sabaha dek uyumadı ama yerinden hiç kıpırdamadı. Gün ağarmaya başlamıştı. Fogg ve arkadaşları hala görünürlerde yoktu. Fix, Fogg'un gitmesine izin verdiği için kendini aptal gibi hissediyordu. Yüzbaşı ise onları aramak için ikinci bir grup gönderip göndermemekte kararsızdı. Birden güneyden gelen silah sesleri duydular. En önde Bay Fogg ve pasaportu olduğu halde birlik geri dönüyordu. Öteki iki yolcu da yanlarındaydı. Herkes sevinç içindeydi. Bay Fogg askerlere söz verdiği parayı dağıttı. Bu arada pasaportu efendisi için gittikçe daha da pahalıya mal olduğunu hissediyordu. Fix'in kafası yine karışmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Aoda heyecanla Bay Fogg'un ellerine sarılmıştı. Pasaportu ise merakla treni arıyordu. Tren nerede diye sordu. Fix gitti diye yanıtladı. Fogg, bir sonraki ne zamanmış diye sorunca, bu akşam diye yanıtladı Fix. Bay Fogg ise, demek öyle demekle yetindi. Karada giden yelkenli. Phileas Fogg'un 20 saatlik bir kaybı vardı. Pasaportu ise olanlardan kendini sorumlu tutuyordu. Fix, Bay Fogg'a yaklaşarak sordu. Çok aceleniz var değil mi? Evet, hemen yola çıkmak gerek. Ayın 11'indeki Liverpool gemisine yetişmek mi istiyorsunuz? Evet. Bu Kızılderili saldırısı sizi geciktirdi. Evet, gemi kalkmadan 12 saat önce New York'a varmış olacaktı. O zaman 20 saatten 12 saati düşersek geriye 8 saat kalıyor. Bu açığı kapatabiliriz. Yürüyelim mi diyorsunuz? Hayır. Dün adamın biri bana yelkenli bir kızağa binmemi salık verdi. Sanırım denesek bir şey yitirmeyiz. Bay Fogg önce bir şey demedi. Sonra Fix ona adamı gösterdi. Fogg onun yanına doğru gitti. Birkaç dakika sonra adı Mucu olan Amerikalı'nın kulübesindeydiler. İçeride başı hafif yukarı kalkık iki demir çubuk üzerine oturtulmuş, yaklaşık 5 kişiyi alabilecek bir araç vardı. Önünde bir yelken direğiyle arkasında dümeni bulunuyordu. Bu bir buz yelkenlisiydi. Trenler karda kaldığı zaman yolcular bununla taşınıyordu ve gerektiğinde bir tren kadar hızlı gidebiliyordu. Fogg, yelkenlinin sahibiyle hemen pazarlık yaptı.
ama Aoda'nın bu sert yolculuğa nasıl dayanacağını bilmiyordu. Ona istasyonda Fix'le kalmasını ve treni beklemesini önerdi ama Aoda bunu kabul etmedi. Tabii ki buna en çok sevinen de Fix oldu. Saat 8'de herkes sımsıkı örtünmüş bir biçimde kızağa bindi. Yelkenler açıldı. Rüzgar onlardan yanaydı. Saatte 70 kilometre hızla gitmeye başladılar. Muç tümeni ustalıkla kullanıyordu ve bir aksilik olmazsa tam zamanında varacaklarından emindi. Rüzgar iyice hızlanmıştı. Aoda soğuktan büzüşmüştü. Pasaportunun yüzü ise kıpkırmızıydı. Bu kızağa kendilerini bulan Fix'in ellerine sarılmamak için kendini güç tutuyordu. Öğle üzere Muç Omaha'ya yaklaştıklarını hissetmişti ama bir şey söylemedi. Gerçekten bir saat sonra çatıları bembeyaz evleri görünce Omaha'ya vardıklarını anladılar. Pasaportu ve Fix hemen yelkenliden atladılar. Uyuşan kollarını ve bacaklarını hareket ettirdiler. Bay Fogg'la Aoda'ya inmeleri için yardım ettiler. Bay Fogg, Muç'a bahşişini verdikten sonra Omaha garına koşup Chicago trenine yetiştiler. Tren aralığın 10'unda Chicago'daydı. Buradan New York'a giden pek çok tren vardı. Hemen bir tanesini atladılar. Lokomotif sanki aceleleri olduğunu hissetmiş gibi yıldırım hızıyla gidiyordu. Aralığın 11'inde saat 11'i çeyrek geçe New York'a girdiler. Ama Liverpool'a giden China gemisine yetişememişlerdi. Gemi 45 dakika önce kalkmıştı ve hemen kalkacak başka bir gemi de yoktu. Birkaç gün sonra hareket edecek olanlarsa yavaş gemilerdi ve Liverpool ve Londra'ya gitmiyorlardı. Pasaportu kendini suçlu hissediyordu. Bay Fogg, sorunu yarın düşünmeleri gerektiğini söyleyerek hepsini bir otele götürdü ve yalnızca kendi uyudu. Bay Fogg, kötü talihe karşı. Ertesi gün Bay Fogg bizimkileri otelde bırakarak limana gemileri araştırmaya gitti. Umutsuzca limanda dolaşırken birden açıkta bacasından dumanlar çıkan küçük bir gemi gördü. Bu adı Henrietta olan pervaneli bir gemiydi ve teknesi demirden, kameraları tahtadandı. Bay Fogg gemiye giderek kaptanla görüşmek istediğini söyledi. Kaptan 50 yaşlarında, kızıl saçlı, kocaman göğsü bir adamdı. Kaptan mısınız? Evet. Ben Londralı Phileas Fogg. Ben de Cardiff'li Andrew Speedy. Sanırım yola çıkmak üzeresiniz. Evet, bir saat sonra. Ne tarafa gideceksiniz? Bordo'ya. Yükünüz var mı? Hayır. Ya yolcunuz? Yolcu almam, baş belası. Benimle birlikte 3 kişiyi Liverpool'a götürür müsünüz? Liverpool mu? Niye Çin'e değil? Liverpool dedim. Hayır. Hayır? Hayır, ben Bordo'ya gideceğim. Size yüklü miktarda para versem? Hayır. Gemiyi kiralasam? Hayır. O halde satın alırım. Olmaz. Ama geminin sahipleri sizinle aynı düşüncede değil. Geminin sahibi benim. Phileas Fogg'un umutları yıkılıyor gibiydi. Bu kaptan Tankadere'nin kaptanına benzemiyordu. Her kapıyı açan para, bu kapıda hayli zorlanacak gibiydi. Atlantik'i geçmeleri gerekiyordu ve çıkar yol yok gibi görünüyordu. Sonunda o halde beni de Bordo'ya götürün dedi. Hayır, $200 verseniz bile... $2000 versem... Kişi başına mı? Kişi başına. 4 kişi misiniz? 4 kişiyiz. Bunun üzerine Kaptan Speedy kafasını kaşımaya başladı. Bu işin ucunda $8000 vardı ve yolunu da değiştirmeyecekti. Hiç de fena sayılmazdı. Pekala, saat 9'da hareket edeceğiz. Bu saatten önce burada olmanız gerekiyor dedi. Tam 9'da burada olacağız dedi Bay Fogg aynı ciddiyetle. Saat 8:30'du. Fix kayıkla karaya döndü, arabayla otele gitti. Üçünü alarak tekrar gemiye döndü. Tam saat 9'da gemidelerdi. Pasaportu, efendisinin bu yolculuk için harcadığı parayı duyunca çok üzüldü. Fix'e göre Fogg bu işten zararlı çıkmıştı. Bir saat sonra Henrietta New York limanından ayrılıyordu. Tutsak kaptan. Ertesi gün Phileas Fogg gözlem yapmak için kaptan köprüsüne çıktı. Peki kaptan Speedy neredeydi? Kamerasına kilitlenmişti.
Çünkü Bay Fogg onu bir türlü Liverpool'a gitmeye razı edememişti. Çareyi onu kameraya kilitlemekte bulmuştu. İçeriden kaptanın bağırışları duyuluyordu. Fogg gemideki tayfaları parayla kandırmıştı. Şimdi gemi Fogg'un yönetimindeydi. Fogg'un gemiyi yönetişinden bir zamanlar denizci olduğu anlaşılıyordu. Yolculuğun ilk günlerinde hava koşulları çok elverişliydi. Rüzgar onlardan yanaydı. Auda ve Fix bu işin sonunu merakla bekliyorlardı. Passepartout ise yolculuğun tadını çıkarıyordu. Gemideki tayfalarla arkadaş olmuş, yaptığı akrobatik hareketlerle onları eğlendiriyordu. Arada kamerasında homurdanmaya devam eden kaptana yiyecek veriyordu. Bay Fogg ise sanki gemide bir kaptan yokmuş gibi davranıyordu. Ayın 13'ünde Newfoundland adasının yakınlarından geçtiler. Kış aylarında bu bölgede hava çok sert olurdu. Barometredeki düşüş havanın değişeceğini gösteriyordu. Rüzgar güneydoğudan esmeye başladı. Fogg yelkenleri topladı ve makinelere verdiği buharı fazlalaştırdı. Henrietta güç durumdaydı. Koca dalgalarla boğuşurken sulara gömülüp çıkıyordu. Ayın 16'sında yolculuklarının 75. gününe gelmişlerdi. Şimdilik bir gecikmeleri yoktu. Yarı yolu geçmişlerdi. Rüzgar olmasa bile buhar gücü geminin gitmesine yardımcı oluyordu. O gün Çakçıbaşı'yla Bay Fogg kömür stoku hakkında tartışıyorlardı. Fogg kömürü hızlı gidebilmek için fazla kullanmıştı. Ama kömür ancak Bordo'ya götürecek kadardı. Liverpool'a yetmezdi. Bay Fogg bu konuyu düşüneceğim dedi. Passepartout konuşulanları duymuş ve endişelenmeye başlamıştı. Kömürleri bitmek üzereydi ve efendisi bu işi başarırsa dünya çapında ünlü olacaktı. Bay Fogg bir süre düşündükten sonra kazanları kömür bitinceye dek yakmaya karar verdi. Dedektif ise Liverpool'a varacaklarına pek inanamıyordu. Gemi, bütün kazanları tam kapasiteyle işler durumda yoluna devam ediyordu. Ayın 18'iydi. Bay Fogg öğleye doğru uşağına kaptanı getirmesini söyledi. Doğrusu bu Passepartout'u vahşi bir kaptanın kafesinden çıkarmak kadar korkutmuştu. Bir iki dakika sonra kaptan bir kaplan gibi kükreyerek Bay Fogg'un yanına geldi. Fogg haritada bulundukları yeri işaretlemişti. Neredeyiz diye sordu kaptan. Liverpool'a 770 milimiz kaldı. Sen bir korsansın diye bağırdı kaptan. Fogg kaptana tekrar gemisini satın almak istediğini söyledi. Kaptansa aynı inatçılığını sürdürüyordu. Bu halde geminizi yakmak zorundayım. Ne? Endişelenmeyin, yalnızca tahta bölümleri yakacağım çünkü kömürümüz bitti. 10.000 pound değerindeki Henrietta'mı nasıl yakarsınız? Fogg, alın 12.000 pound diyerek kaptana bir tomar para uzattı. Kaptan, parayı görünce her şeyi unutuverdi. Pekala, kabul ediyorum dedi. Ama tekneden artanlar bende kalmak koşuluyla. Bütün madeni bölümler ve motor sizin. Anlaştık dedi kaptan ve paraları aldı. Fix ve Passepartout böyle bir alışveriş karşısında ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Fogg geminin işe yarar kısmını kaptana bırakmıştı. Fogg kaptana 21 Aralık günü 8.45'te Londra'da olması gerektiğini, New York'tan kalkan gemiyi kaçırdığı için böyle bir şeye kalkıştığını söyledi. Kaptan ise durumdan çok memnundu. Geminin tahta bölümlerini satın alan Fogg, tayfalara bütün tahta eşyayı yakmalarını söyledi. Ve tayfalar ellerinde balta çılgınca gemiyi parçalamaya başladılar. Akşam saat 10'a geliyordu ve Henrietta İrlanda açıklarında Queenstown önlerindeydi. Londra'ya varmak için bir günleri vardı. Kaptan durumun umutsuzluğunu anlattı. Fogg limana hemen girebilir miyiz diye sordu. Kaptan 3 saat sonra sular yükselince diye yanıt verdi. Ve suların yükselmesini beklediler. Queenstown, Amerika'dan gemilerle gelen mektupların trenlerle Dublin'e, oradan da gemilerle Liverpool'a taşındığı bir kentti. Phileas Fogg bu trenleri kullanarak öğleyin hareketle Liverpool'dan Londra'ya saat 8.45'ten önce varabilirdi. Saat 1'de Queenstown'a vardılar. Phileas Fogg kaptana gemisini teslim etti. 1.30'da gemiye bindiler, sabah Dublin'e girdiler. 21 Aralık günü 12'ye 20 kala Liverpool'a indiler. Londra'ya 6 saat kalmıştı. Tam o sırada Fix, Bay Fogg'a yaklaştı, elini omzuna koydu
ve öbür elindeki tutuklama belgesini göstererek, "Bay Phileas Fogg, sizi kraliçe adına tutukluyorum," dedi. Phileas Fogg, Londra'da. Bay Fogg hapisteydi. Önce Liverpool'daki gümrük ofisinde hapsedildi, bir sonraki gün Londra'ya gönderilecekti. Pasaportu efendisinin tutuklandığını görünce dedektifin üstüne atlamaya kalktıysa da polisler engelledi. Auda umutsuzluk içinde ağlıyordu. Önüne çıkan bütün engelleri yenerek Liverpool'a varan Phileas Fogg'un Londra'ya ulaşmak için 9 saat 45 dakikası vardı. Liverpool-Londra arası trenle 6 saatti ve bu kahrolası olay onu güç durumda bırakmıştı. Kapatıldığı odada sakince oturan Phileas Fogg'un ne düşündüğü belli değildi. Masanın üstüne koyduğu saatini dikkatle inceliyordu. Bakışlarında bir tuhaflık vardı. Biraz sonra ayağa kalkarak odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Yoksa bir kurtuluş yolu mu düşünüyordu? Sonra yerine oturdu, not defterini cebinden çıkarıp incelemeye başladı ve şunları yazdı. 21 Aralık Cumartesi Liverpool ve ekledi. 80. gün, sabah saat 11.40. Gümrük ofisinin saati 1'i gösteriyordu. Kendi saati 2 dakika ilerideydi. Şu anda bir ekspresi atlasaydı, akşam saat 9'dan önce Londra'ya varmış olacaktı. Saat 2.30'u biraz geçmişti ki dışarıdan bir takım sesler duyuldu. Sonra pasaportu ve Fix'in sesleri geldi. Bay Fogg'un gözleri birden parlamaya başladı. Kapı açıldı. Pasaportu, Auda ve Fix ona doğru koştular. Fix soluk soluğaydı. "Efendim, beni bağışlayın. Şaşırtıcı bir benzerlik. Soyguncu 3 gün önce yakalanmış, serbestsiniz," diyebildi. Phileas Fogg, dedektife doğru yürüdü, yüzüne dik dik baktı ve çabuk bir hareketle yaşamında hiç yapmadığı bir şey yaptı. Fix'in suratına 2 yumruk patlattı. Fix kendini yerde buldu. Tek sözcük bile söylemedi. Çünkü bunu hak etmişti. Ve Bay Fogg, Auda ve pasaportu bir arabayla hemen istasyona gittiler. Fogg, Londra'ya ilk trenin ne zaman olduğunu sordu. O anda saat 2.40'ı gösteriyordu ve tren 35 dakika önce kalkmıştı. Phileas Fogg özel bir tren istedi ama hatlar doluydu ve hazırda lokomotifler olmasına karşın 3 saatten önce kalkamazlardı. Phileas Fogg saat 3'te Auda ve pasaportu ile birlikte trendeydi. Hızla Londra'ya doğru gidiyorlardı. Hat açıksa Londra-Liverpool arası 5.5 saatti. Londra'ya vardıklarında bütün saatler 9'a 10 kalayı gösteriyordu. Fogg 5 dakika geç kalmıştı ve bahsi yitirmişti. Evlenme önerisi. Savile sokağında oturanlar biri Phileas Fogg'un eve döndüğünü söylese herhalde inanmazdı. Çünkü kapı ve pencereler sımsıkı kapalıydı. Ama Phileas Fogg gerçekten eve gelmişti. Nitekim iner inmez pasaportuya gerekli bazı şeyleri almasını söyleyerek Auda ile birlikte eve gitmişti. Başına gelen talihsizliği her zamanki gibi soğukkanlılıkla karşılamıştı. Geri zekalı bir dedektif yüzünden mahvolmuştu. Elinde 5 parası yoktu. Bankadaki son parasını, yani 20.000 pound'u Yenilikler Derneği'ne verecekti. Kazanmış olsaydı değişen bir şey olmayacaktı. Bu bahis onun sorunuydu. Şimdi hem bahsi yitirmiş hem de parasız kalmıştı. Ne yapması gerektiğini uzun uzun düşündükten sonra kararını verdi. Evin bir odasını Auda için hazırlattı. Auda, Bay Fogg'un intihar edeceğini düşünüp endişeleniyordu. Pasaportu ise efendisinin her hareketini izliyordu. O gece Bay Fogg yatmaya gittiğinde ikisi de gözüne kırpmadı. Ertesi sabah Bay Fogg uşağına Auda için kahvaltı hazırlattı ve işlerini düzeltinceye dek onu çok sık görmeyeceğini söyledi. Pasaportu ise bütün olanlardan kendini sorumlu tutuyordu. "Efendim," dedi. "Bütün bunlar benim suçum. Asıl suçlu benim." Fogg, "Kimsenin suçu yok," demekle yetindi. Pazar günüydü. Saat 11.30'du ve Bay Fogg derneğe gitmedi. Gitmesine gerek yoktu çünkü bahsi yitirmişti.
£20,000'lık çeki de önceden vermişti. O gün odasından akşam yemeğine dek çıkmadı. Sonra uşağına Auda ile görüşmek istediğini söyledi. Biraz sonra Auda'nın odasındaydı. Genç kadının karşısına oturdu. "Sizi İngiltere'ye getirdiğim için beni bağışlayabilecek misiniz?" diye sordu. Genç kadın elini heyecanla çarpan yüreğinin üzerine koyarak "Ben mi?" diye sordu. "Sizi buraya getirmeye karar verdiğim zaman varlıklıydım. Paramın bir bölümünü size ayırabilirdim. Ama şimdi hiç param kalmadı," dedi Bay Fogg. "Biliyorum Bay Fogg," dedi genç kadın. "Ama bu duruma gelmenizde benim de payım var. Lütfen beni bağışlayın. Sizi Hindistan'da bıraksaydım öldürürlerdi. Evet, beni onlardan kurtardınız. Bu çok büyük bir iyilik. Ama daha sonrası için benim sorumluluğumu yüklenmek zorunda değildiniz. Geleceğinizi güvence altına almak istiyorum ve elimde kalan çok az şeyi size vermek istiyorum." "Peki ya siz?" diye sordu Auda. "Hiçbir şeye gereksinmem yok benim. Kendiniz için bir şey düşünmüyor musunuz? Arkadaşlarınız, dostlarınız..." "Benim hiç arkadaşım yok." "Öyleyse şu koca dünyada yapayalnızsınız." "Evet, Bayan Auda." Auda birden ayağa kalktı. "Bakın Bay Fogg," dedi. "Ben sizi bırakmak istemiyorum. Sizin dostunuz, arkadaşınız, her şeyiniz olmak istiyorum. Benimle evlenir misiniz?" Bay Fogg heyecanla ayağa kalktı. Gözleri parlıyor, dudakları titriyordu. "Sizi seviyorum Bayan Auda. Sizi seviyorum. Bundan sonraki bütün yaşamım sizindir." Auda elini yüreğinin üzerine koyarak hafif bir çığlık attı. Fogg hemen uşağını çağırarak mutlu haberi ona da verdi. Pasaportu'ya evlilik töreni için kilisenin papazıyla görüşmesini söyledi. Sonra Auda'ya döndü. "Pazartesi uygun mu?" "Evet, yarın pazartesi olsun," diye gülerek başını salladı. Pasaportu sevinçle dışarı çıktı. Dernektekiler. Banka hırsızı James Trent 17 Aralık günü, yani Fogg'un dönmesinden 4 gün önce yakalanmıştı. Bu arada Fogg'un dernekteki 5 arkadaşı onu merakla bekliyorlardı. 75 gündür kendisinden haber alınamamıştı. Ölmüş olmasından endişe ediyorlardı. Belki de dünya turunu yarıda kesmişti. 21 Aralık günü saat 8.45'te onu derneğin kapısından içeri girerken görebilecekler miydi acaba? 4 gün içinde yalnız dernektekiler değil, bütün İngiltere bu olayı konuşuyordu. Gazeteler sayfalarının büyük bir bölümünü bu olaya ayırmıştı. Polisler de dedektifin arkasına düşmüşlerdi. Bahisler iyice kızışmıştı. Ortada dönen para büyük miktardaydı. Cumartesi günü dernek çevresine toplananlar hararetle tartışıyordu. Fogg'un 5 arkadaşı sabah 9'da derneğe gelmişti. Akşama dek heyecanla beklediler. Saat 8:25 geçiyordu ve Andrew Stewart ayağa kalktı. "Baylar," dedi, "Bay Fogg'un süresi 20 dakika sonra sona eriyor. Flanagan, Liverpool'dan kalkan akşam treni Londra'ya kaçta geliyor?" diye sordu. Ralph, "7:23 geçe," dedi. "Ondan sonraki gece yarısı geliyor. Öyleyse şu açık ki, dostumuz 7:23'teki trende olsaydı çoktan burada olurdu. Yani artık kazandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz." Valentin daha temkinliydi. "Biliyorsunuz," dedi, "Bay Fogg her işi dakikası dakikasına yapar. Bu yüzden hemen umuda kapılmayın. Bence tam zamanında burada olacaktır." Stewart aynı düşüncede değildi. "Flanagan, zaten böyle bir iddia başta saçmalıktı. 2 günlük gecikme bile her şeyi alt üst edebilir." Stewart rahatlıkla "Bay Fogg bahsi yitirdi. New York'tan en son gelen China gemisinin yolcu listesinde adı olmadığına göre 20 günden önce burada olamaz," dedi. Saat 8.40'tı. Andrew Stewart, "5 dakikamız var," dedi. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Beşi de heyecanını belli etmemeye çalışıyordu. Oyun masasına oturup birice başladılar. Saat 8:42, 43, 44 geçti. 1 dakikaları kalmıştı. Ne gelen vardı ne giden. Kazanacaklarından öyle emindiler ki... 55. saniyede alkışlar ve gürültüler duyuldu ve salonun kapısı açıldı. Fogg her zamanki sakinliğiyle içeri girdi ve "Ben geldim beyler," dedi. Bay Fogg'un yanılgısı.